çocukları maddeye alıştırdığı, o çocuklara zorla kuryelik yaptırdığı iddia edilen Yavuz Yalgın nerede? Yavuz Yalgın'ın madde sattığını iddia ediyorsunuz. Doğrudur. Madde temin eden, satış yapan kişi olduğunu iddia ediyorsunuz. Evet. Tarla başından tanıyorsunuz. Evet. Şahitler tek tek konuşuyor. Yavuz'un yanında başka kimler var? Suriyeliler vardı, Afganlar vardı. Afgan torbacılarla takıldığını biliyorum. Yavuz Yalgın'ın gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Okulların önünden götürüp benim çocuğumun canını yaktınız. Bundan sonra senin peşindeyim Yavuz. Oğlunu Yavuz Yalgın'ın elinden kurtaran acılı annenin feryadı herkesi gözyaşlarına boğacak. Bütün annelere sesleniyorum. Çocuklarınızın ne yaptığını bilin. Şimdi Esra Erol'da. İbrahim Uğur Akıcı, 14 yaşında uyuşturucu madde kullanmaya başlayan, bu batağa saplanan evladının peşinde, oğlunun şu anda cezaevinde olması lazım. Fakat firari. Yavuz Yalgın tarafından uyuşturucu batağına düşürülen oğlu İbrahim Uğur Akıcı için gözyaşları içinde isyan eden acılı bir baba. Ben evladım, ben terikot olduğumu istedim oğlum. Telefon hakkında İbrahim. Efendim ben de... O Yavuz'u tanırım, ben o Burcu'yu tanırım, ben kimseyi tanımam etmem. Yavuz seni konuşturuyor biliyorum, bana yaptığını sana da yapıyor. Peki cezaevi firarisi olan İbrahim Uğur Atıcı nerede? İbrahim, teslim olmayı düşünüyor musun? Teslim olmayı düşünmüyorum. Tatil yap. Mi? Aynen. İbrahim'in nerede olduğunu bilenler, bulunduğunuz bölgedeki emniyete ya da bizlere de ihbarda da bulunabilirsiniz. Kendisi firari çünkü. Büyük kaçışın sır perdesi şimdi Esra Erol'da. Bir aydır kayıp olan ve para karşılığı satıldığı iddia edilen 16 yaşındaki zihinsel engelli bir kız. Ümmü Gülsüm abi tarafından iki kişiye satılıyor. Satılanlardan biri Uşaklı merkezde yaşayan kasap Mustafa lakaplı Mustafa Avcı. Diğeri de Mesut Şan isminde biri. Peki Gül Yeter'le bağlantısı ne olabilir? Benim kızım para karşılığı 1 milyar satıldığı kişiye bunu halası oluyormuş. Bu Gül Yeter dediğim kişiye. Evet. Şu anda benim kız şu anda yine orada. Açık açık söylüyorum efendim. Gül Yeter'in yanında mı? Evet. Gül Yeter nerede? Uşak merkezinde. Uşak merkezinde duruyor. Babası zaten kızın benim yanımda olduğunu bir aydır biliyor. Denizli Aslanova otobüsüyle benim yanıma gönderdi. Zihinsel engelli Ümmü Gülsüm'ü zorla alıkoyduğu iddia edilen Yeter Hanım canlı yayında olacak. Baba Şerif Ahmet Gündüz bir aydır kayıp olan kızını ilk kez canlı yayında görecek. Şimdi Esra Erol'da. ...16 yaşındaki zihinsel engelli kız kardeşi Ümmü Gülsüm'ü para karşılığı sattı mı? Ümmü Gülsüm abi tarafından iki kişiye satılıyor. Satılanlardan biri Uşaklı merkezde yaşayan kasap Mustafa lakaplı Mustafa Avcı. Diğeri de Mesut Şan isminde biri. Benim öz oğlum olan Dinen Muhammed Gündüz, bunun annesi babası vefat etti öldü dedi. Yani onlardan para kurtarmak için. Bunu da yapan benim kendi öz oğlum. Muhammed, babası Şerif Ahmet Gündüz'ün iddialarına stüdyoda cevap verecek. Baba oğlunun büyük hesaplaşması. Şimdi Esra Erol'da. ...25 sene önce evlatlık verilen o kız çocuğu canlı yayında. Benim kız köyde doğum yaptı. İsmini de Çağla koydum. Bir tane bey, bir tane eşi çıktılar geldiler eve. Çocuğa geldik dedi. Çocuğu almak için dedi. Ben de dedim sonra iyi peki vereyim dedi. 15 günlükken evlatlık verilen 25 yaşındaki genç kızın biyolojik anne ve babasına söyleyeceklerini çok dikkatli dinleyin. Büyük yüzleşme. Şimdi Esra Erol'da.
Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber şükürler olsun. Yayınımıza başladık. Saat 19'a kadar ATV ana habere kadar karşınızda olacağız sevgili seyirciler. Herkes yerini aldıysa. Teyzeciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geldiniz? Avusturya'dan geliyorum senin için. Avusturya'dan geldim, evet, benim için. Geleyim, evet. Doğru söyle. Evet. 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 Senin için geldim. Hı-hı. Sinirli ama. Evet, senin için geldim. Avusturya'dan. Nereye evet. geldin ilk Avusturya'dan? Seni seviyorum, öyle geldim. Çok seviyorum seni. Güzel mevri. Can. Teyze seviyor ama... Seni almayacaklar. Ha? Kim almayacak seni? Geri gideceğiz, almayacaklar. Kim almayacak? Nerede o be? Yok dediler. Kim o? Çağırın onu bana. Bu mu? Bu mu? Evet. Gel otur otur otur. Nevzat. Hayır. Aldım. Hayırdır. Aldım. Sen hayırdır yani. Aldım. Bir saniye mikrofonu ver Nevzat. Söz hakkını ve cevap hakkını kullanıyor. Seyirci koordinatör. Ver ver ver. Sen teyzeyi nasıl almazsın ya? Koltuk sayısına göre çok doluydu. Evet. Beklemelerini söyledim eğer dedim müsait olursa alacağız tabii ki. Evet. Aldım. Evet. En öne oturttum. Mikrofon verdik. Gene yaranamadım. Yine yaranamadım. Ya helal olsun. Yalnız... Teyze de, bak teyze de doğuştan bir otorite var. Sen kim beni almıyor? Evet. Teyzeciğim bak en öne oturtmuş seni. Akıllı ol Nevzat. Vallahi teyze. O hiç gelme, ben alırım onların hepsini. Ha? Gel buraya, gel buraya. Ne yapalım? Fotoğraf çekineceğiz bir de. Bir de fotoğraf çekinecek. Ne yapayım teyze? Dön, dön böyle. Bunları alıyorum. Bunu bana mı? Evet, ikisi de sana. Ha, ikisi de bana. Evet. Ailesi fotoğraf çekin. Gel, 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 gel. Abdurak gel. Gel, bak. Tamam. Bütün o, gördün. Ya bir de kapıdan giremeyecek bu teyze. Avusturya'ya selamlar. Ha. Oldu mu? Hadi gel şimdi. Hadi gel. Ama o teyzenin bakışı, sana geldim, izlemeye geldim. Çok tatlısın ya, helal. Çok biliyor musunuz, cabbar kadını severim. İşini halleden, işini gören. Kararlı. He? Kararlı, istikrarlı, bugün vazgeçmiyor. Bugün bu programa girmeye karar vermiş. Ha, şimdi programa girmeye karar vermiyor. Ona haksızlık yaptığını düşündüğü kişiyi de şikayet ediyor. Evet. De. Ne oldu Nevzat? Ağlıyordun, ne oldu? Teyze. Teyze stüdyonun ortasına kadar geldi. Kız helal olsun sana. İlk konuğumuz. Hadi böyle neşeli, keyifli başladık. Sağ olsun seyircimizin sayesinde. Ekran başındaki tüm seyircilerimize sevgiler gönderiyoruz. İlk konuğum
Şerif Ahmet Gündüz programımıza başvuruda bulundu. Uşak'tan geldi. 16 yaşında zihinsel engeli olan ve bu konuda raporu olan kızım kayıp diyerek programa başvurmuştu. Bu hikayenin altından bambaşka bir hikaye çıkıyor sevgili seyirciler. Yine merkezimizde 16 yaşında zihinsel engeli olan, istismar edilen, kullanılan ve mağdur edilen bir çocuk çıkıyor karşımıza. Önce hatırlatmamız ardından bugün önemli konuklar var. Abi canlı yayında olacak. Babanın sattığını iddia ettiği abi canlı yayında olacak. Önce hatırlatma gelsin. Yaşındaki kızım Ümmü Gülsüm bir aydır kayıp ve kızıyla ilgili en önemli bilgi yine karşımıza %50 zihinsel engeli olduğunu iddia etti. Bir evlat çıkıyor. Sizin iddianız şu: benim 16 yaşındaki kızım ilk olarak abi tarafından ve anne tarafından Uşak'ta merkezde Kasap Mustafa diye birine satıldı. Sonra bu Mustafa Kasap Mustafa'dan alınıyor. Yine Uşak Gökçedal köyünde Mesut Şan isminde birine para karşılığı verildiğini iddia ediyorsunuz. Evet, evet. Hatta orada bir rakam vermişsiniz. 2000 TL değerinde demişsiniz. Evet, evet. Siz bunları duyduktan sonra gidiyorsunuz, şikayetçi oluyorsunuz jandarmaya. Bu süreçte de hemen mahkemede velayetin değiştirmesi için talepte bulunuyorsunuz. Kızınızın velayetini yanınıza alıyorsunuz. Evet, evet. Fakat 15 Mayıs sabahı kızı Uşak merkeze servis yapan bir minibüse biniyor. Bir daha da kendisine evet. haber alamıyorsunuz. Evet, evet. Köyden çıkıp o servise binip merkeze gidebilir mi? Orada buluşacağı biri var mıdır? Benim kızımın telefonu yoktu. Bana telefon istemeye kalktı. Telefonu verdim. 20-30 metre uzaklaştı. Kızım dedim, sen kiminle konuşuyorsun dedim. Gül Yeter dedi. Mesut'un teyzesiyle konuşuyor. Evet, evet. Onunla haberleşiyor. Evet. Onun sabahı da ortadan kayboluyor. Aynen. Şimdi Yeter Durak, Mesut'un teyzesi. Telefon hattında. Babası zaten kızın benim yanımda olduğunu bir aydır biliyor. Denizli Asınova otobüsüyle benim yanıma gönderdi. Biz bu kızı 22 yaşında biliyorduk. Bize verdiler bunu. Kim verdi size? Muhammed'in eşiyle Muhammed vardı. Biz ertesi gün bir daha gittiğimizde bize kızın düğün sözünü verdiler. Genya Hanım bana dedi. Ben dedi Ertuğrul'u ödeyemedim, 1000 lira para talep ediyorum dedi. Ben siz yenge. O 1000 lirayı verdiniz mi hemen? Hayır, vermedim. Muhammed Bey, Yeter Hanım'ı tanıyor musunuz? Hayır. Mesut Bey'i tanıyor musunuz? Mesut Şan'ı? Hayır. İhbarlarınızı bekliyorum çünkü burada önemli olan 16 yaşında zihinsel engeli olan bir kız çocuğunun hayatı. Baba Şerif Ahmet Gündüz yan tarafta olacak. Oğluyla aynı sütve içerisinde olmayacak. Çünkü hem gergin bir ortam var hem de herkes hakkındaki iddiaları cevaplayacak. Muhammed Bey, abi Gündüz gelsinler lütfen. Buyurun. Hoş geldiniz, buyurun. Eyvallah. Ümmü Gülsüm'ün abi. Evet. Kız kardeşinizin bir aydır kayıp olduğu konusunda bilginiz var mıydı? Var. Var. Nasıl kaybolduğu konusunda bilginiz var evet mıydı? Abi. Ben bundan sana vereyim. Şunları. Tamam, ben bunları açarım. Kayıp olduğunu biliyordunuz. Hayır. Bir iki ay öncesi boşanma davası açtılar bunlar annem babam beraber. Evet. Kardeşin de velayetini almak için. Velayetini anlaşmalı aldılar. Anlaşmalı olarak babam velayeti aldı. Kartı verirse Mayıs kartını öyle Hı-hı. dedi. Öyle alırım çocuğu dedi. Vermezsen almam dedi. Annem de kabul etti. Engelli maaşının engelli maaşı oluyor. Bu maaş kartını da bana verirsen. Evet. Peki şimdi Muhammed, bir ayda kayıp olduğunu biliyorsun. Bu konuda bir girişimin oldu mu kardeşinin? Olmadı. Neden? Çünkü bir zamanda kayboldu. Gittim ben polise. Evet. Bildirdim, tamam buldular geldiler. Ben istemedim, babasını teslim ettim çocuğa. Ama nihayetinde kardeşin zihinsel engelli. Ben bakamam. Hayır, sana bak demiyorum. Kardeşin %50 ve zihinsel engelli ve kayıp. Başına her şey gelebilir. Allah korusun. İstismara uğrar, tecavüz edilebilir, öldürülebilir, atılabilir. Her şey gelebilir. Tüm mağduriyetleri açık. Bunun anası babası var. Peki. Şimdi, bir dakika, ben abisiyim. Onlar baksın diyorsun. Yani ben abi olarak bu sorumluluğu almıyorum. Tabii yanına canım. Gelebilir miyim senin? Gel. Siz bu tarafa gelin lütfen. İlk şey soracağım. Abi, kardeşiniz nerede yaşıyordu? Kimle? Bundan Ocak ayında, Şubat ayında annemin yurda veriyor. Bakım evine.
Yurda veriyor, bakamayacağım diye. Kaç yıldır yurttaydı kardeşi? Hemen fazla 2 hafta kaldı yurtta. Ha, o kadar kısa bir süre. Yurttan kaçıyor, benim yanıma geliyor. Evet. Ben direkt yurda arıyorum. Polis arıyorum, çocuk kaçtı diye. Hı hı. O an biz bunu karakola götürüyoruz, babamı arıyorum. Gel çocuğa götür, ben bakamayacağım diyorum. Sen bak, ben... Muhammed, çok kısa bir dönem kardeşin yurtta kaldı. Ve sonrasında senin yanına geldi yurttan kaçıp. Evet. Sen de aldın bunu, karakola teslim evet. ettin. Anlattığın bu. Hangi ay? Kağıtta yazılı. Ama bilirsin yani. Ya Şubat ya Mart olması lazım. Bakım Şubat ya da Mart ben... dediğin bu sene içerisinde. He. Bakım tekbirini ben kaldırdım yurttan. Her hafta izah mı götürüyorum ben çocuğa, bak yanımda kalıyor diye. En son evlerden bir daha kaçtı. Polisler buldu geldi. O anlar mısın? Babasını teslim etti çocuğu. Peki, senin yanından bir kere kaçtı. Şimdi babanın seninle ilgili iddiası şu. 16 yaşındaki zihinsel engeli olan kardeşini Uşak merkezde yaşayan... Mustafa Avcı. Mustafa Avcı, evet. Kasap Mustafa'ya... Mustafa Avcı benim 6 senedir arkadaşımdır. Evet. Adam 40 yaşında. Ben adamı sattıysam yüzleşem. Adam ben satmadım bile. Adam öyle bak, adamı karım kardeşini satılır. Kardeşini ilk istismar eden, para karşılığı satan kişi olduğunu söylüyor baban. Kim sen diyor satmışsın. Onu? Ben mi satmışım? Var mı benim evet. diğer kanalı? Sunsun bana, sunsun. Ben cezamı çekerim. Kaç defa bana mahkeme verdi. Ben karımı satıyormuşum. Çocuklar benden değilmiş. Böyle bir kanun adalet var mı? Mustafa Avcı senin en yakın arkadaşın. Tabii canım. Kardeşin yurttan çıktıktan sonra mı Mustafa Avcı'ya sen sattığını söylüyor baban? Her gün söyledi. Bir önce kim? 6 aydır, 6 senedir aynı lafı söylüyor. Sen satmışsın, sen satmışsın. Kardeşin 2 kişiye satılmış. Biri Mustafa Avcı bu, kasap Mustafa. Senin yakın arkadaşın olduğunu söylediğin kişi. Biri de Mesut Şahin, böyle bir şey. Mesut Şan. Hı. Tanıyor dün, musun Mesut? Yok, dün televizyonda gördüm, ben direkt canlı yayın bağlandım ben ya. Hı hı. Tanıma etmem kişi kimmiş bu kişi? Mesut, bu fotoğraftaki kişi... Mustafa hangisi? Avcı. Mustafa Beyaz Avcı. Beyaz gömlek arkadaş. Diğeri kim? Tanıma etmem. Mesut Şan'ı tanımıyor musun? Fakat Mesut'un teyzesi dün canlı yayına bağlandı. Duydum. Ne dedi? Ben ondan bir para istemişim, kira istemişim. Senin evine gelmişler. Ha, tamam, benim gelmişler. Evime geldilerse kardeşim, bu fotoğraf çeksin. Tamam, göndersinler o zaman. Bakalım, benim evim fotoğrafımı bilip çeksinler. Geldiler ziyaret istemeye, yüzüm fotoğraf çek ya. Hani nerede delil, nerede ispat? Şubat ayı içerisinde gelmişler, 8 kişi gelmişler. Tamam, 8-10 kişi de. Senin eşin de varmış. Eşin hatta onlardan para istemiş. 2 kere bu görüşme yapılmış. Hı. Alışverişe gittikleri gün Mesut'la kız kaçmışlar. İyi de benim eve geldilerse, tamam anlaştılarsa istem otobüs çekmemiş mi? Komplo bu. Bu saatin yeter denen kişi karı satıyor. Sizin evinizin kapıları ne? Bir dakika bak, yeter. Sizin evinizin mavi. Dün araştırdım, buldum. Bayan Hayır. satıyor. Yeter Hanım'ın kadın ticareti yaptığını iddia ediyorsun. Tabii. Babanın 2 iddiası var. Hı. Ve... Mesut'un teyzesinin de seninle ilgili iddiası var. Zihinsel engelli kardeşini sen para karşılığı satıyor musun? İyi, kaç para almış bundan adam? Kaç para almış bundan bana ya? Vallahi 2000 TL'ye gibi nerede bir rakam bahsediliyor. Nerede kanıtlar, nerede o zaman? Göstersin de bana, susunlar. Peki verelim o fotoğraf karesini lütfen. Özellikle resimler. Bir soru sordum. Evinin kapıları ne renk diye. Bir fotoğraf karesi gelecek. Ümmü Gülsüm'ün... birlikte olduğu, satıldığı iddia edilen Mesut'un teyzesi dün canlı yayına bağlandı. Biz, bu ev kimin evi? Buradaki. Bizim. Komple işte bak bu. Bir saniye. Şimdi sen Mesut'u tanıyor musun? Tanımıyorum, komple bu işte. Tamam, tanımıyorsun. Hani teyzesi ben... Yeter'i tanıyor musun? Hayır, hani ben var mıyım? Tanımıyorsun. Bu komplo dediğin fotomontaj mı yapmışlar? Tabii canım. Sizin evin kapıları tabii, bunlar. Tabii, ümmi bizde kaldı. Ümmü bizde kaldı. Bizim evin kapısı bu. Bu sizin evin kapısı. Ne yapmışlar? Mesut'la kardeşini yan yana koyup arkaya da kapı fotomontaj mı yapmışlar? Tabii canım. Hani biz neredeyiz o zaman? Biz neredeyiz biz? Bize gösterin. Oğlum senin evinin kapısı. Tamam, Ümmü diyorum. Bu aile, Mesut ve Mesut'un ailesi senin evine gelmiş. 2-3 kere gelmişler. Kız isteme olmuş. Düğünü Ramazan'da yaparız demişsiniz. Tamam. O evde konuşulmuş. Sen biraz önce bana dedin ki bana bir kanıt sun, bir fotoğraf karesi tamam. sun dedin. Ben de sana özellikle şu soruyu sordum. Evinin kapısı ne renk? Sen mavi dedin. Bu ev senin mi dedin? Evet benim evim, tamam, bu fotomontaj dedin. Tamam. Tamam, burada bir hadi çektiler. Biz neredeyiz? Değerlisi nerede? Peki Mesut senin evine nasıl girer? Bak benim anahtarım Ümmü Gülsüm'de var, yedek anahtar. Ben şunu soruyorum. Kız kardeşin nerede yaşıyor? Bizde kaldı o zaman da. Senin evinde ne kadar kaldı? 2 hafta.
İki hafta kaldı. Yurttan çıktığın zaman mı? Hayır. Yurttan ben izin almıştım. İzin aldın, evine getirdin. İki hafta kaldı. Bu iki hafta içerisinde Mesut, Ümmü Gülsüm'ü senin evinde nasıl buldu? Senin evine Mesut nasıl girdi? Daha önce bak benim evime gelmeden bu her yere gidiyordu. Alkol de vardı, her şey de vardı bunda. Kimde vardı? Bizim kızda. Ha. Şimdi mağdur suçlanmaya başlandı. Tamam ben evet. Suçlu ben oldum şimdi, tamam aferin. Ben mi soramıyorum suçlu olmayan, acaba? 16 yaşındaki Mesut, kız kardeşini senin evine, suçlu. Kız kardeşin yurttan çıktığında, senin evine geldiğinde Mesut senin evine nasıl geldi? Ve bu fotoğraf karesi nasıl çekildi? Ya bu komple ödüyorum, tamam mı? Fotoğraf karesi çekildi. Biz neredeyiz? 6 kişi nerede oldum? Reklam var bir şey. Peki evinin kapısı niye orada? Orası bak, yatak odası kapısı, yatak odası kapısı orası. Ne? Yatak odası kapısı, yatak odası. Yatak odası kapısı. Yani burası senin evin değil mi? Benim evim burası, inkar bu gelmiyorum. Bu fotoğraf karesi senin evinde benim çekildi. Benim evim, inkar gelmiyorum. Yani benim Mesut... Evim... Senin evine geldi. Hayır ben getirmedim, gelmedi. Kim? Yani kız kardeşinle ilgili mi? Ya bu mu Zeynep'e yer geldi Allah aşkına, bu mu ya, bu mu? Benim zor mu şu an böyle çıkmaya benim? Ben, raporu ben... var mı kardeşim? Var, %51 bir de. %50. %51. %51 zihinsel engeli var. Diyorsun ki bu mu engelli? Hı. Allah aşkına bu engelli gözüküyor mu şimdi? Gözükmüyor mu? Sen biliyorsun daha iyi. Ya engelli çocuk iş kişmez. Kolun dönmeye... Bakalım anlatın. Ben komple, Mesut nasıl ihale bana patladı. Sen onu anlat bakayım. Mesut nasıl eve geldi onu bir anlat. Evinize nasıl girdi senin bak, evine? Bak diyorum ben sana ablacığım. Anlattığını biri bizim kızda da vardı. Senin evine... İki hafta sende kalan kardeşim var ya, yurttan aldın hani. Evet. Bu kızı engelli, devlet denetiminde ve kontrolünde. Abisinin evine geliyor, abisinin evine satıldığı iddia edilen kişilerden biri geliyor. Bu adam senin evine nasıl girdi? Bu fotoğraf karesi nasıl çekildi? Ben ne diyorum sana? Komple diyorum ben sana. Muhammed'cim. Nasıl kim vuracak Allah aşkına? Nasıl ya? Buna bakın ya, buna buna. Sen ve karın kardeşini para karşılığı sattınız mı bu kişilere? Yok öyle bir şey ya. İhale en son zaman patladı. Şöyle soralım, tersten soralım. Uygun bulduğunuz kişiyle evlendirmek istediniz mi? Hayır. Daha iyi bir damat adayı bakın, mı diyorsunuz? Bakın o iddiada bulunan kişi de sizin çok yakın arkadaşınız çıktı. Ben aslında bu komplodan sonra şunu diyeceğinizi tahmin ettim. Ben bu kasabı da tanımam. Mustafa tanıyor muyum ben? İnkar çok yakından tanıyorum. Da tanıyorsunuz. Bakın tamam. Ben bu işin neresindeyim diyorsunuz ya, ben size neresinde olduğunu söyleyeyim. Kız kardeşiniz engelini güzel biliyorsunuz ama mağduru suçlamaya geçiyorsunuz. Size şunu soruyorum. 5395 sayılı kanun gereğince koruma altında olan bir çocuğu Muhammed Bey, kendinize güvenmiyordunuz da devletin yurdunda bulunan çocuğu niye aldınız? O zaman bir şey diyeceğim. Niye gittiniz? Bu ne demektir biliyor musunuz? Hani abilik yapamıyorsunuz ya, lütfen düzgün oturun. Bunun anlamı şudur. Devlete diyorsunuz ki bana kız kardeşimi, engelli kızı emanet edebilirsiniz. Bakımını ben üstleniyorum. Ben size devlet kurumuna taahhüt veriyorum. Teslim tutanağı düzenlenmiş. 4 Ocak 2019 tarihinde bu kızı kurumdan teslim alıyorsunuz. Sonra da çıkıyorsunuz pişkin pişkin. Hı. Bana ne ya, bu kız zaten yolluydu işte, tanımında müsait bir değil, hareketleri uygun değil. Başa çıkamayacağınız kız kardeşinizi niye devletin yurdunda bırakmıyorsunuz bu çocukları? O zaman yurttan nasıl kaçtı bu çocuk? Ha şimdi devlet suçlu oldu. Yurttan da kaçtı. Yurttan niye kaçırdı bu çocuğu? Muhammed, şöyle sorayım. Muhammed, babanla düşmansınız değil düşmanız. Mi? Düşmanız. Yani aranızla babanla çok büyük bir husumet var. Çok büyük. 8,5 yıldır da 9, babanla görüşmüyorsun. 9. Ha? 9 yıldır. 9 yıldır. Hiçbir şekilde iletişiminiz yok. Küssünüz, kavgalısınız ve problemlisiniz. Bak aynı sürütüyorda yan yana bile gelmiyorlar. Gelmez. Sen kardeşinin bakımını üstlenmek için devlete gidiyorsun, diyorsun ki ben kardeşime bakarım diyorsun. Devlete ben gitmedim. Orada Erol abi var, müdür. Bak oradaki evrakların hepsinde tamam. Yazıyor. Erol, orada ne Erol abi yazıyor. Okusun Esra'nın bir, birini okusun. Var mı okuma yazmanız? Var. Tamam ablacığım bak ben bir şey inkar gelmiyorum. Şurayı altını çizdiğim yeri okuyun. Ya, babanıza bak aynı stüdyoda bulunamıyorsunuz ama ne hikmetse 16 yaşındaki kız üzerinde pazarlık yapıyorsunuz. Okul tamam, altını çiziyorsunuz. O kalıptan bende de var. Muhammed'in arasında büyük bir husumet var 9 yıldır. Fakat kızın bahsettikleri o Şubat ayında, pardon 4 Ocak'ta alınması konusunda abi ve baba fikir birliğine varıyorlar. Ben diyor kardeşime alıp bakarım diyor. Baba da diyor ki kızımın abisinin yanında kalmasına rıza gösteriyorum diyor.
ve kız yurttan çıkartılıyor. Kız yurttan çıkartıldıktan sonra iki kişiye satıldığı iddia edildi. Biri kasap Mustafa Avcı, abinin yakın arkadaşı. Diğeri de Mesut. Mesut'u tanımıyor. Mustafa Avcı en yakın arkadaşı ama Mesut sizin evinizde bir fotoğraf karesi çekiliyor. Yani bu istemenin ya da o anlaşmanın yapıldığı güne ait. Hangi gün ait ya? Hangi gün ait abla bu? Hangi gün 14 ait? Şubat tarihine ait bu. Maşallah güzel komplo. He? Güzel yapmışlar. Nasıl bir komplo olabilir? Yani nasıl kim olacak sana komplo ya? Yapabilir? Nasıl? Bütün ihale, ben bunu başımı yıkacağız burada, belli oldu ihaleleri. Ne ihale? Ama niye ihale kalacak? Boşanma davası. Hakim dedi ki babama, çocuğun velayetini sana veriyorum. Çocuk kaybı senden bilirim dedi. Peki baban niye çocuğunun, kızının velayetini almak istedi? Zaten par için, yurtta, senin yanında, hayır, benim, annenin yanında. Par için. Ha? Par için almak istedi. Hangi para için? Özürlü ya. Peki engelliyse o zaman direkt baban gider yurttan kardeşinin yanına alırdı. Alamıyor. Siz de o zaman boşanmadığı için orta yerde. Sizin de amacınız aynı mıydı babayla? Kız kardeşinizin madem beğenmediğiniz davranışlarını tasvip etmediğiniz kız kardeşinizi yurttan almanızın nedeni bakım maaşı mıydı? Hayır. Neydi amacınız neydi? Erol abi al dedi bunu götür zaten olmayacak burada dedi. Oradaki müdür. Müdür bey söyledi. Hı. Ey yarabbim. Tamam ben gerçekten yalan söylüyorum. Gerçekten devletin kurumlarında çalışan memurlarla alakalı bu kadar akıl almaz iddialarda bulunuyorsunuz ya. Tamam ben ya, yalan söylüyorum. Hayretler tamam. İçerisindeyim. Ve bunu çok inanarak da söylüyorsunuz. O gün yaşlıktın sen yaşlıktın polis eve geldi. Muhammed beyciğim. Kardeşin iki kere istismara uğramış ve sen yayın dışında ekip arkadaşlarıma çok önemli bir cümle de söylüyorsun. Kız kardeşinle alakalı bir mahrem bilgiyi de paylaşıyorsun. Kardeşin iki kere satılıyor. Biri senin yakın arkadaşın kasap Mustafa Avcı. Para karşılığında kardeşin onun evinde 10-15 gün kalıyor. İlk istismar eden kişi de senin arkadaşın. Burada senin parmağın ne? Niye parmağım benim? Mustafa böyle şey yapmaz ya. Mustafa'da yüzleşir sıkıntı yok. O da gelsin gelir. Mustafa da buraya gelince kız kardeşin küçük olduğu için aynı şekilde inkar yolunu seçecek. Hadi Mustafa'dan bu şekilde sıyrılacağını düşün. Bana Mesut senin evinde niye vardı onu anlat. Tamam Mesut benim evimde vardı güzel hoş. Geldi mi evinize? Kaç kişi geldiler? Hani nerede? Karın karısı az kişi nerede? Muhammed o gün evinize kaç kişi geldi? Hani abla gelenler nerede? Muhammed şunu da söyleyebilirsin. Ya benim kardeşim... Mesut evlenmek isteyen biriydi. Benim de kardeşim vardı. Onları tanıştırdım. Vallahi güzel yapmışsın. Bir fotoğraf, şangırt, bütün ihale patladım çocuğun üstüne. Güzel. Peki, ihale adı neydi? Adını, ha? Serpil Hanım, Muhammed'in eşi. Gül Yeter Hanım ve ailesi sizin evinize geliyorlar. Evet. Kaç kişi geldiler? Bizim evimize gelmediler. Bu fotoğraf, bu ev kime ait? Ümmü Gülsüm'de bizim evimizin yedek anahtarı vardı. Onu Ümmü Gülsüm'e soracaksınız, bize değil. Siz neredesiniz? Çalışan bir bayan mısınız? Hayır, ben evde değildim. Denizli Çevril'de oturuyorum. Ben annemin yanına gitmiştim. Bu evde kim oturuyor? Bu evde bizim, ben 2-3 günlüğüne gezmeye gitmiştim. Ümmü Gülsüm bizim evdeydi, evet. Peki, sen yeğenini, engelli yeğenini aldın bakmak için yanına. Evet. Ama çocuğu evde bıraktınız. Bu kalmak istediğini evde söyledi bana. Kalması için bıraktınız. Kendisi kalmak istedi. Mesut'u nereden tanıyor Ümmü Gülsüm? Bilmiyorum. 15 günde nasıl Mesut'u bulabilir? Onu kendine sorun. Bu ev nerede? Uşak'ta, merkezde. Uşak merkezde. Evet. Mesut nerede oturuyor? Onu bilmiyorum. O gün geliyorlar. Ümmü Gülsüm böyle fotoğrafı şey falan var mı? Telefonu falan var mı? Var. Medya hesabına koyuyorlar. Mesut'umuz da Everik yakında düğünümüz var diye. İyi de biz neredeyiz o zaman ya? Aynen o gün eve gelenlerden biri bu mutlu günü, şimdi çağ biliyorsunuz sosyal medyada yaşanıyor. Ne yapıyoruz hepimiz? Mutlu bir an yaşadığımızda çıkıp fotoğrafı çekip sosyal medyaya koyuyoruz. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Ümmü Gülsüm bize kendisi söyledi. Ben evleneceğim dedi. Kimle evlenecekmiş? Bilmiyorum onu söylemedi ve benim Mart'ın 1'inde veya Şubat'tan düğünüm var dedi. Siz şunu... Ben de bunu abisine ilettim. Ne zaman söyledi? Şubat olabilir ya da Mart olabilir. Evet. Ben de bunu abisine ilettim öyle şey olmaz dedi bana. Eşim bana söyledi. Ümmü... Sen abin hiç öyle bir şey söyleme. Kocan hiç öyle bir şey söylemiyor. Öyle kardeşin dedi. Kardeşin sana evleneceğim. Ümmü Gülsüm'e sorabilirsiniz. Aday buldum demiş. Tamam aday buldu. Kimdi o aday? Dövdüm var da bizim kızı. Adı ne? Adını söyleme, dövdüm diyorum, dövdüm. Ben şey anlatayım. Kimi dövdün? Bizim kızı dövdüm. Ne diye dövdü? Evleneceğim diye. Evleneceğim dedi. Kimle evlenecekmiş? Dövmedi. He? Dövmedi. Ne zaman söyledi bunu? Yengesini söylemiş, yengesi bana dövdü. Size... Şubat veya Mart olabilir Esra. Şubat ya da Mart gibi. Evet. Ben evleniyorum dedi. Evleneceğim dedi. Evet. Kiminle yengem dedim, söylemedi bana. Görürsünüz, Şubat'ta ya da Mart'ta düğünüm var dedi.
Ben de bunu abisine ilettim, öyle şey olmaz dedi. Eşim, eşim hatta bir kere tokat attı, söylemedi. Serpil, kadınlar mesela kendi aralarında böyle şeyleri daha özel konuşurlar değil mi? Paylaşırlar. Hani evet. Ben birini gördüm, birine kanım ısındı, onu tanımak istiyorum filan der. Eminim evet. Bunları anlatmıştır sana. Ama bana ismini söylemedi. Birisi var yenge dedi, seviyorum dedi. Evleneceğim dedi, Mart'ta ya da Şubat'ta düğünüm var dedi. Nerede tanışmışlar o kişiyle? Onu söylemiyor, bilmiyorum ben. Ama insan bir merak eder. Ben sordum, bana söylemedi. Serpil Hanım, çok alakası olacak ama aylık kira bedeliniz ne kadar? 450 TL. 450 TL. Evet. Ödeyemediğiniz dönemler oldu mu? Oldu ama ödedim. Bir eviniz mi var? Evet. Biraz önce Denizli Çivril'deki ev mi, hangi, kimin evi? O annemin. Annemin. Anneniz. Evet. Annem. Çünkü siz Yeter Hanım'ı tanımadığınızı iddia ediyorsunuz, araştırıp öğrenmiş eşiniz ama ne hikmetse Yeter Hanım hem beyefendinin babasını hem sizin oturduğunuz eve kadar her şeyi biliyor. Adrese hatta kadar. Hatta birlikte çarşıya da çıkmışsınız. Hayır. Ben birikmiş kira bedeli konusunda da pazarlık yapmışsınız. Ha maşallah. Ben mi yapmışım? Evet. Yeter Hanım'ın iddiası buydu. Güzel. Hayır, ben İhale pazarlık güzel falan yapmadım. Bakın, ilk gün size geliyorlar. Bu tanışma gerçekleşiyor. Siz bu konuda ailenin büyüğü olarak sözcülük yapıyorsunuz. Sonra da kendisini mutfağa çekip 1000 TL para istiyorsunuz. Ben istemişim öyle mi? Evet. Hayır. Var mı ses kaydı? Hatta. Allah aşkına Esra Hanım, benim para istediğime dair kanıtları var mı? Göstersinler, ben para almışım. Dün öyle söylüyorlar. 500 göstersinler. TL size alışveriş günü para verilmiş. Hayır, bana para verilmedi. Göstersinler kardeşim, ben aldıysam göreyim parayı. Benim Mesut, iki tane çocuğum sizin var. Sizin evinize nasıl girer? Onu Ümmü Gülsüm'e soracaksınız Esra Hanım. Bana değil. Peki, ben de herkese bir soru soruyorum. Şimdi bir kız eve... şimdi ailenin iddiası bu ya, gönül ilişkisi olduğu birini eve alıyor değil mi? Bunu gizlice yapması lazım evde kimse yokken. Neden bunun fotoğrafını çekip sosyal medyaya koyar? Bilmiyorum. Bu iş gizli yapılır. Bilmiyorum. Altına da everik meverik diye yazılar yazılır mı? Onu biz görmedik. He? Onu biz bilmiyoruz. Hatta o gün bundan... evinize 8 kişi geldi. Hayır. Bu kızı istemeye 8 kişi geldi. Bu kız daha öncesinde bir mağduriyet yaşadı mı Serpil? Bunu ne? Sana anlattı mı yenge? Biri beni taciz etti. Hayır. Böyle bir şey söylemiş olması Hayır. lazım sana. Hayır. Bu Mesut'tan önce. Kasap Mustafa'yla onun bitmesiyle Mesut'la ilişkisinin arasında bir problem var. Esra Hanım, ben size bir şey söyleyeyim mi? Mesut'tan da ayrılmasının ardında başka bir mevzu var. Ben size bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ümmü Gülsüm Gündüz. Daha önceden Kasap Mustafa'yla telefonlaşıyordu. Ben bunu gördüm. Telefon ediyordu Mustafa'ya. Ama Mustafa bunu tersliyordu. Arama beni kızım diyordu. Ne zaman görüşüyorlardı? Hangi Benim yanımda kalırken. Hangi zamanlar hatırlatırsan. Şubat ya da Mart olabilir bu. Hem Şubat'ta Mesut'la görüşüyor hem de Kasap Mustafa'yla. Mustafa'yla görüştüğünü biliyordum. Hı hı. Bana söyledi. Ben hatta eşime de söyledim. Eşim Mustafa'yla bir kavga etti Ümmü Gülsüm yüzünden. Evet. Sonra tekrar barıştılar. Ümmü Gülsüm mü arıyor Kasap Mustafa'yı? Evet, o aradı, sürekli aradı. Ben de duydum, hatta Mustafa bunu aradı. Beni dedi, niye arayıp duruyorsun? Arama beni dedi. Ümmü Gülsüm'ün kendi telefonu var mı? Vardı. Kendine ait bir telefon hattı var mı? Hatta numarasını vereyim. Peki Mustafa Avcı senin arkadaşın. Ve aranızda bir kavga çıkıyor. Kardeşinle konuştuğu için. Kavga çıkmıyor, çene kavgası, normal tartışma diyelim. Ha? Tartışma oldu. Ne tartışması? Bizim kızı aramış, Mustafa aramamış. Bizim kız onları aramış sürekli. Ümmü Gülsüm Mustafa'yı arıyor. Mustafa. Heh, şimdi düğüm çözülüyor ama. Suç Mustafa'da değil. Acil reklama gitmemiz lazım. Antalya Kumluca'dan canlı yayınımız var. Özkan canlı yayında olacak. Bakalım yanında kim var? Yeter Hanım var. Evet Esra Hanım. Mesut'un teyzesi. Buyurun. Evet, Antalya Kumluca'dayız. Mesut'un teyzesi Yeter Hanım yanımızda. Yayında Muhammed Bey tanımadıklarını söylemişti ama Hemen Yeter soralım. Hanım da çok iyi tanıdıklarını. Tanımıyorum, ben bunu ilk defa görüyorum. Serpil Hanım, Yeter Hanım'ı tanıyor musunuz? Hayır. Ha? Hayır. Tanımıyorsunuz. Hayır. Yeter Hanım, siz bu iki kişiyi tanıyor musunuz? Tanıyorum. Tanırlar. Ben tanımıyorum. Karı koca Yeter Hanım'ı tanımıyorlar. Yeter Hanım onları tanıdıklarını söylüyor. Biraz sonra canlı yayında herkes birbirleriyle yüzleşecek. Ümmü Gülsüm, %50 zihinsel engeli var. Ve devlet denetiminde olan bir çocuk, yine bir ailenin istismarı söz konusu mu? Abi para karşılığı kardeşini sattı mı? Bu konudaki iddiaların hepsi, herkes söz hakkını ve cevap hakkını kullanacak. Küçük çocukları maddeye alıştırdı, kuryelik yaptırdı iddia edilen Yavuz Yalgın nerede? İki gündür kendisinden ses yok. Yavuz Yalgın'ın elinde olduğunu,
oğlunun olduğunu ve onu Yavuz Yalgın'dan kurtaran anne biraz sonra her şeyi anlatmak üzere canlı yayında olacak. Reklamlardan sonra geliyoruz, hiçbir yere ayrılmayın. Çocukları maddeye alıştırdığı, o çocuklara zorla kuryelik yaptırdığı iddia edilen Yavuz Yalgın nerede? Yavuz Yalgın'ı madde sattığını iddia ediyorsunuz. Doğrudur. Madde temin eden, satış yapan kişi olduğunu iddia ediyorsunuz. Evet. Tarla başından tanıyorsunuz. Evet. Şahitler tek tek konuşuyor. Yavuz'un yanında başka kimler var? Suriyeliler vardı, Afganlar vardı. Afgan torbacılarla takıldığını biliyorum. Yavuz Yalgın'ın gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Okulların önünden götürüp benim çocuğumun canını yaktınız. Bundan sonra senin peşindeyim Yavuz. Oğlunu Yavuz Yalgın'ın elinden kurtaran acılı annenin feryadı herkesi gözyaşlarına boğacak. Bütün annelere sesleniyorum. Çocuklarımızın ne yaptığını bilin. Şimdi Esra Erol'da. İbrahim Uğur Akıcı, 14 yaşında uyuşturucu madde kullanmaya başlayan, bu batağa saplanan evladının peşinde, oğlunun şu anda cezaevinde olması lazım. Fakat firari. Yavuz Yalgın tarafından uyuşturucu batağına düşürülen oğlu İbrahim Uğur Akıcı için gözyaşları içinde isyan eden acılı bir baba. Ben evladım, ben terkot olduğumu istedim oğlum. Telefon hattında İbrahim. Efendim ben de... O Yavuz'u tanırım, ben o Burcu'yu tanırım, ben kimseyi tanımam etmem. Yavuz seni konuşturuyor biliyorum, bana yaptığını sana da yapıyor. Peki cezaevi firarisi olan İbrahim Uğur Atıcı nerede? İbrahim, teslim olmayı düşünüyor musun? Teslim olmayı düşünmüyorum. Tatil yap. Tatil mi? Aynen. İbrahim'in nerede olduğunu bilenler, bulunduğunuz bölgedeki emniyete ya da bizlere de ihbarda da bulunabilirsiniz. Kendisi firari çünkü. Büyük kaçışın sır perdesi. Şimdi Esra Erol'da. Ekranlarını yeni açan seyircilerimiz için Ümmü Gülsüm 16 yaşında, %51 zihinsel engeli olan bir genç kız. Abi tarafından iki kişiye para karşılığı satıldığı iddia ediliyordu. Biraz önce abiye hakkındaki iddiaları sorduk, hepsini reddetti. Bir abinin yakın arkadaşı olduğunu söyledi. Kasap Mustafa'ya satılıyor. İkinci de Mesut Şen isminde birine satılıyor ve kayıp kızımız bir aydır da bu Yeter Hanım'ın evinde kalıyor. Size bir kere daha soruyorum. Bu arada senin diğer ismin Sevilay mı? Evet. Serpil Sevilay. Kimliğimde Serpil. Herkes Sevilay tanıyor. Niye iki isim kullanıyorsun? Babam öyle verdi, öyle kullanıyorum. Dışarıda insanlara kendini Sevilay olarak mı herkes tanıtıyorsun? Herkes Sevilay diyor, evet. Peki. Gül Yeter, Mesut'un teyzesi. Bu kişiyi tanıyor musunuz? Tanıyorum efendim. Ben size burada gerçekleri anlatacağım. Her şey tatlıya bağlanacak. Peki. Siz tanıyor musunuz? Ben tanımıyorum. O tanıyorsa tanıyor. Ben tanımıyorum. Ben tanıyorum. Nereden tanıyorsunuz? Yeter Hanım bizim evimize geldi. İşte. Mesut da geldi. Niçin geldiler? Kız istemeye geldiler. Muhammed? Abinin haberi yoktu. Ben eşimi sonradan aradım. Eve gelmedi. Geç geldi. Ama geç geldiklerinde de konuşma bitmişti zaten. Önce ama, hiç tanımıyordunuz ama şimdi hatırladınız. Ben size gerçekleri anlatacağım, evet. Eşiniz gördü mü o misafirleri evinizde? Evet, gördü. Kardeşim, o gün yeğeniniz Ümmü Gülsüm'ü istemeye geldiklerini Muhammed de biliyordu. Gördü, evet. Muhammed? Oğlum, nerede gördüm ben? Gördün. Evinize, bak... Karın diyor ki bizim evimize Ümmü Gülsüm'ü istemeye geldiler. Kim geldi? Yeter abla geldi, Mesut geldi. Kim vardı? Mesut'un annesi vardı. Evet. 3-4 tane de erkek vardı sanırım. Yani o 8 kişi evinize kalabalık bir grup, evet, geldiler. O gün hepsiyle eşiniz Muhammed'le tanıştı mı? Kapıyı ben açtım. Eşim o zaman evde yoktu. Eşim sonradan ben aradım. Sonradan geldiğinde tanıştı mı? Sonradan geldiğinde hayırdır dedi bana. Ben dedim ki Ümmü'yü istemeye gelmişler. Olmaz öyle şey dedi. Yatak odasına girdi, bayağı bir çıkmadı eşim. Sonra gideceklerine zaman, gideceklerine hiç çıktılar. Ama hiç görmediğini iddia ediyor Muhammed. Gördü. Muhammed Bey, delil bir istiyordunuz. Bir Muhammed. En iyi delil karşınızda eşiniz tanıklık yapıyor. Oğlum Dimit'ten görmedin, niye gördüm diyorsun, ayaksın bir sen ya. Bir anlatacağım gerçekleri yoksa ben yanacağım. Kumpas mı kurdun sen bana, açık açık söyle. Ben de kumpası kuracağım, anlat işte her şeyi, açığa kavuşsun artık ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun?
Söyledi bize Bilem ya. Muhammed eşin sana yapıyordu. Nasıl bir kumpas kurmuş evet. olabilir? Aa bak buyurdu. Mütten bilmiyorum, tanımıyorum dedi mi? Evet. Dedi efendim. Şimdi bir anda değişti bu. Ben değişmedim. Şimdi bu 8 kişi bizim evimize geldi. Ümmü Gülsüm'ü istemeye geldiler dedi. Sen de o insanlarla tanışmışsın. Bir hafızanı zorla. Belki canlı yayındasın, heyecanlısın. Tanımıyorum. Gül Yeter'i tanıyor musun? Tanımıyorum. Tanımıyorsun. Evinize 8 kişi Ümmü Gülsüm'ü istemeye geldiler mi? Hayır. Gelmediler. Karın geldiğini söylüyor. Demek o sattı o zaman o. Ha? Demek o sattı geçti. Kocan o insanlarla tanıştı mı? En son onlar çıkarken gördü. En son çıkarken. Evet. Kardeşinin senin sattığını iddia ediyor. Hayır. Bütün suçu da senin üzerine yıkıyor. Bak, sattığıma dair kanıt gösterin. İşte hayır, görürsün, kardeşini istemeye geldiklerinde dinleyin. O insanlarla Muhammed karşılaştı, tanıştı değil mi? Hayır, çıkarlarken en yalan son. Yalan söyleme. Hayır Serpil. Efendim Esra Hanım, yalan mı söyleyeceğim? İki tane çocuğum var benim ya. Sen geldi diyorsun, bu hiç görmedim diyor. Ben açtım kapıyı gelenlere. Bak. Tamam, istemeyi geçtiniz. Bu istemedin. Sonra yüzük takıyorsunuz, çarşıya çıkılıyor. Bunlardan haberi yok mu eşinizin? Ümmü'nün kaçtığında eşimi ben aradım. Bir şey diyebilir miyim? Tabii. Ümmü'nün kaçtığında eşimi ben aradım. Bir dakika. Ümmü kaçtı dedim sus, ben sus, bir şey anlatacağım. Ben Daş'ta çalışıyordum. Efendim, Daş'ta ben çalışıyordum. Ben aradı, eve geldiler. Teklemiz evde onları kovala dedim. Kovala gitsinler. Tek kelime. Kapattım ben, 10 dakika sonra ben aradı, Ümmü kayıp. Kızım nasıl yorgun gittiyse onu getir dedim. Aynı gün içerisinde mi Ümmü kaçtı? 3 gün sonra. 3 gün sonra. Nasıl götürsen öyle getir dedim. Her şeyi bu yapmışlar. Anlattığım zaman anlattı. Kaç kere geldiler evinize bu insanlar? Kaç kere geldi? Konuşmazlar geldi. İki kere geldiler. Bir ilk gün. Evet. Bir de ikinci gün. Evet. İkinci gün niye geldiler? İkinci günü geldiler. Babası ameliyat olacaktı Mesut'un. Hatta oraya gideceklerdi. Ben eşofman falan alalım dedim. Aferin. Doğru. Yalana gerek yok. Yeter Hanım da dün söyledi bunları. Eşofman biz beraber alınca... Yeter Hanım'la kapalı pazara gittik. Ümmü Gülsüm de bizim yanımızdaydı. Bak. Ümmü Gülsüm Mesut'la kaçtı. Yeter ablayı ben aradım. Bayağı bir ulaşamadım. Telefonları kapalıydı. Sonra ulaştım. Yeter abla dedi benim haberim de yok. Kaçmışlar dedi. Tüm bu süreçten senin haberin yok mu? İnsanlardan senin haberin var mı yok, yok mu Muhammed? Yok. Ama maşallah ya. İki gün boyunca evine gelen hayır, giden insan hayır, çarşı kimine gitmiş? Yengesine 500, gitmiş. 500 bak, pijama doğru. Eşimin burada suçu yok Esra Hanım. Çarşıya benimle gitti. Yedin gen ya. Hep benimle gitti, ben götürdüm. Yeter ablaya da sorabilirsiniz bunu. Kumpas kuruyordu eşin sana ya. Kurdu gen abi. Var, hayır, biraz hayır. Önce bana kumpas kuruyorsun. Hayır bak, bir var kim? Diyor, bir yok diyor. Tuhaf değil mi bu işle şimdi? Muhammed bu Bey, insanlar evinize efendim. İki kere siz geliyorlar. Siz alıyorsunuz yurttan. Beni hiç kimse bağlamaz kimle gittiğini. Siz bakamayacağınız, koruyamayacağınız kardeşinizi devletin yurdundan niye alıyorsunuz? Lafınızı böldüm. Ben size verebilir miyim? Cinsel istismara uğrayan kızı bir başka birine eşiniz niye veriyor? Ne zaman kaçmış? Ben söyleyebilir miyim? Çocuk yuvaya teslim edildiği gün bize kaçtı geldi. Ben aldım çocuğu yurttan. Eşimi razı ettim, ben aldırdım çocuğu. Orada hata benimdi. Ama ben bakabilirim sandım. 3 ay benim yanımda durdu ve 3 ay sonra gitti. Kasap Mustafa ile de ilgili bildiklerinizi anlatın lütfen. Kasap Mustafa ile konuşuyordu. Ben az önce de sahibi evet. Anlattım bunu. Yalnızca konuşmakla mı kaldı? Detaylı anlat. Kasap konuşuyorlar. Mustafa ben konuşuyor. Bunu birkaç kere duydum. Mustafa'ya da bağlanabilirsiniz. Kimin telefonundan konuşuyor Ümmü Gülsüm Kasap Mustafa ile? Efendim? Kimin telefonundan konuşuyor? Kendi telefonu vardı. Bu kızın kendi telefonu evet, vardı. Oradan konuşuyor. Evet. Ben hatta Mustafa'nın birkaç kere aramalarında duydum. Arama beni dedi. Neden arıyorsun dedi. Bunu eşine söyledin mi? Birkaç kere söylemedim. Sonra söyledim. Sonra söyledin. Evet. Sen ne yaptın? Eşim de Mustafa'yla o yüzden kavga etti. Yaşı küçük dedi. Olmaz kardeşim falan dedi. Biz arkadaşız falan dedi. Öylelikle hızlalaşına girdiler. Konu kapandı. Ağız, kardeşim Mustafa ile yakın arkadaşınla konuşuyor. Hızlalaşına girdiniz ve konu kapandı. Ne enteresan. Ümmü Gülsüm'ün hayatında iki kişi var. Biri Kasap Mustafa, diğeri de Mesut. Esra Hanım. Her ikisini de inatla reddediyordunuz ama Ümmü Gülsüm'ün zihinsel engelli kızın ikisiyle de bağlantısı çıktı. Mustafa'yı bağlayın. Ona sorun. Mustafa'yı bağlayın. Ona sorun. Ben yalan söylüyorsam ben buradayım. Onunla da konuşalım. Konuşalım. Ben de Gül Yeter Hanım'a dönmek istiyorum. Gül Yeter Hanım, dün ve biraz önce reklama giderken Muhammed ve Serpil sizi tanımadıklarınızı iddia etmişlerdi ama reklam dönüşünde ne olduysa bir anda her şeyi hatırladılar. Size kaç evet. para karşılığında Ümmü Gülsüm'ü sattılar?
Şimdi biz orada yalan, yanlış bir şeyler konuşuluyor. Doğru, Ümmü Gülsüm, Sevilay, abisi Muhammed. Biz ilk dünürlüğe geldiğimizde kapıyı açan üç kişiydi. Hatta Muhammed Bey evinin girişinde çatıya çıkan sol tarafta merdiven vardı. Hmm. Merdivenin ilk iki ayağında dikeliyordu. Yer dar diye. Bizi karşılayan üçüydü. Kimlerdi? Afgan kasabasından evet, Muhammed, Sevilay, Gülsüm üçü kapıyı açtılar. Müslüm, evet. Muhammed Bey özellikle kapıdan girişte sol tarafta çatıya çıkan merdiven vardı. Peki ben Muhammed Bey'e bir söyleyeyim. Merdivenin o gün evde kapıyı açanlardan biri sen misin karşılayan? Hayır. Ve üç kişi misiniz? Nasıl üç kişi ya? Buyurun söyleyin. Kim üç kişi? Hemen ben. Evet, üzerinde kırmızı tişört, kot pantolon vardı Muhammed Bey'in. Merdivenin ilk ikinci ayağındaydı. Merdivenin ikinci ayağın, güzel. Doğru söylüyorum. Muhammed, ben o gün evde değildim, evet, diyor. Değildi. Evdeydi, yeni betondan geldim diye hitap etti. Nereden, nereden? Nereden? Betondan geldim dedi. Üç kişi kapıyı, evet, açtı. Aynen. Evet. Evet, biz de sekiz kişi girdik eve. Az az mı? Evet. Coşkun Bey vardı Afgan kasabasından. Ablam Hatice vardı. Yeğenim Mesut Şan vardı. Oğlum Yıldıray Durak vardı. Kardeşim İsa Taşarlı vardı. Kardeşimin birlikte yaşadığı, benim ismimle karıştırdığınız Gül Yeter Hanım vardı. Siz Ümmü Gülsüm'ü nasıl buldunuz? Yani nereden onunla yani yeğeninizi istemek için o adrese gittiniz? Kim sağladı bu buluşmayı? Bu buluşmayı ben Osman Yılmaz diye bir tanıdığım vardı. Evet. Onun evine gittim ben, tesadüf eseri, hani misafirlik amaçlı onun evine gittim. Orada oturulup konuşulurken Afgan kasabasından Coşkun Bey'le telefon görüşmesi yaptı Osman Yılmaz. Evet. O esnada telefon görüşmesi kapatıldıktan sonra Yeter abla dedi bana Osman Yılmaz. Bir tane dedi gariban kız varmış, annesi babası ayrıymış, abisiyle yengesinin yanında yaşıyormuş. Helal sütenmiş, birisi olursa bu kız verilecekmiş, aile biraz bakmak için zorlanıyormuş, maddi gücü yokmuş. Bu kız için bir oğlan arıyorlar diye hitap etti Osman Yılmaz bana, kendi evinde. Peki bu Osman Yılmaz kimdir Muhammed Bey? Bilmem Osman Yılmaz kimdir. Hiç tanımıyor. Senin kız kardeşinin evlendirileceğini, senin tarafından bakıldığını nereden biliyor? Ne bileyim ben Osman Yılmaz, tanımam, ilk defa Osman Yılmaz duyuyorum ben. Coşkun Canbaz kimdir, onu tanır mısınız? Coşkun tanıyorum, Afganlı, tamam tanıyorum. Kim? Afganlı Canbaz. Evet. Coşkun'u tanıyorsun. Senin kardeşin evlendirileceğini, bir talip aradığınızı nereden biliyorlar? Abla ne bileyim. Siz ben bunu söylemiş olmanız lazım. Kime söyleyeceğim ben, Allah aşkına? Kime söyleyeceğim? Coşkun'a söyledi. Coşkun'a. Coşkun'a söylemiş olacağız. Bravo. Coşkun'a söyleyeceksin. Coşkun da bu aileyle bağlantı kuracak ve bunlar buluyor, sizin getiriyor. Elinize gelecekler. Doğru söylüyorum. Hiç tanımıyorsun. Peki sonra da siz aileye görücü mü geldiniz? Coşkun Bey'le ben Osman Yılmaz'ın evinde telefonla görüştüm. Dedim ki bir tane oğlan var, ablamın oğludur. Çocuk helal süt emmiştir, madem garibanmış, maddi durumu da yerinde. Abi dedim, bir abisini ara, kimi ilgileniyorsa ara. Biz yarın akşam toparlanıp gelelim, bir görücü usulü dünürlük yapalım dedim. Ve sonra da Muhammed Bey'in evine mi gittiniz? Coşkun Bey ben... ertesi gün gittik. Coşkun Bey o gün Muhammed Bey'i aradı telefonla. Buyursunlar gelsinler diye cevap aldı abisinden. Ertesi güne sözleşildi, karar verildi. Muhammed Bey'in evine kız görmeye, istemeye gidildi hep beraber. Coşkun sizi aradı mı? Kardeşine görücü geliyor, hazırlık yapın diye. Hayır. Ha? Aramadı. Çıkan telefon dokunmadı. Sen bu aileyi Serpil nereden tanıyorsun? Bu aile sizin evinize gördüm. Nasıl istemeye geldi? Sizi geldiklerinde gördüm. Abicim, senin yeğenini istemeye geliyorlar. Bu aile böyle gökten zembille düşmüyor. Radar yok yani, bekar radarı yok. Evet. Sizin evinize nasıl geldi? Kim aracılık etti? Coşkun abi. Coşkun abi. Evet. Ne dedi Coşkun abi sana? Ben Coşkun abiyi tanımıyorum. Tanımıyordum. Evet. Eşiniz tanıyor. Bizim,
Bilmiyorum eşim tanıyor mu tanımıyor mu. Kapımın zili çaldığında biz misafirliğe geldik dediler. Ben de açtım. Buyurun gelin dedim. İlk bunu Coşkun söylemesi lazım. Çünkü yarın kapıda o vardı zaten. Önce o vardı. Evet. Kapıdan o vardı. Kalabalık gelince hayırdır ne oluyor dedim ben de. Onlar da biz dünüre geldik dediler. Ben peki de Coşkun bir gece önceden haber vermesi lazım. Ben konuşmadım Coşkun Bey'le. Kim konuştu Coşkun'la? Bilmiyorum. Ya şimdi Coşkun şöyle de bir lütfen canlı yayını bağlam söz hakkını kullansa hani 8 kişiyi Coşkun arkanda toparlayıp bilmediğiniz bir eve gider misiniz? Coşkun kocanla konuştu değil mi? Doğruyu söyle ya. Bilmiyorum onu Esra Hanım, gerçekten bilmiyorum. Mantıksız, biz kadınız. Benim eşim eve sabah çıkıyor akşam giriyor işte çalıştığı bak için. Normal bilmiyorum sağlıklı bireylerden bahsediyor olsak şu anlattığı normal. Bir aracı arar, biz kızınıza talibiz der. Ertesi günde aile hazırlığını yapar, kız istemeye gidilir. Burada zihinsel engelli bir kız var. Evet. Coşkun'un bir gece önce sizi araması lazım. Beni aradığı aramadı kişi de Muhammed. Çünkü Muhammed de Coşkun arkadaş. Beni aramadı, eşimi aradım bilmiyorum. Muhammed. Coşkun seni aradı mı aramadı mı? Aramadı. Senin Coşkun nasıl kapına dayanabilir sen işteyken karın ev... Karının da mı ahlaksız bir yaşam tarzı olduğunu iddia ediyorsun? Hayır, niye gelen kapıyı açıyor? Sen kardeşinle ilgili de bunu söyledin. Bak %50 engelli, zihinsel engelli kardeşim için... engelli değil. Kardeşinle ilgili... Hayır, bir dakika. Hayatı, seçimleri, davranışları, her şeyi hiçbir şekilde uygun değildir. Ona sahip çıkamıyoruz dedin. Kardeşini aşağıladın, mağdur olan kardeşini. Mağdur eden senken. Şimdi de karın mı her gelene kapıyı açıyor? Açar mı her zaman? Şuradan başlayalım. Eve her gelene kapıyı açar mı karın? Şuradan başlayalım. Kardeşim ben engelli değil. Bir dakika ya, bir dakika. Müsaadenle anlatayım gerçekten. Muhammed ben size. Coşkun seni aradı mı aramadı mı? Bir dakika, baştan sonra anlatacağım diyorum. Bir müsaade edin. 2011 yılında annem, dayım acil devlete gittiler. Zihni devlete. Para karşı rapor aldılar. Dayandılar. Araştırabilirsiniz. Bakın devletin sağlık kurulunun verdiği raporu sizin beyanınıza istinaden ben yoksa hükmünde sayamam. O yüzden de hiç oralara girmeyin. Tamam. Siz devletin kurumuna gidip sen kardeşinizi Coşkun aldığınız noktadan başlayın. Coşkun seni aradı mı aramadı mı? Aramadı, benim anlatacak bir şeyim yok. Tamam. Aramadı, anlatacak bir şeyin yok. Evet Gül Yeter, sonra ne oldu? Coşkun Muhammed'i aradı. Evet, ertesi gün biz işte dediğim gibi 8 kişi toparlanıp aile bireyleriyle Muhammed'in evine kız istemeye gittik. İstemeye gittiniz, evde herkes var. Kapıyı açtılar, girdik. Evet, evet aynen, üçü de evdelerdi. Serpil sizden para talebinde bulundu mu? Girdik. Para talebinde kızı biz dünürlüğü işledik, oğlanla kızı mutfağa gönderdiler. Anlaşıp konuşabilmeleri için zaman sağladılar. Oğlanla kız mutfakta baş başa konuştular. El ele tutup kardeşinin ve 8 kişinin karşısına el ele biz tamam anlaştık diyerekten geldiler odaya. Evet. Ondan sonra abisi de hayırlı olsun dedi kendisi. Ben demişim. Ben de bunlardan müsaade istedim. Dedim ki bir kıza dedim söz bittiğinde çikolata çiçek ikram olunur alınır. Ben dedim ortalık kapanmadan dedim kızın çikolatasını çiçeğini alacağım dedim. Müsaade istedim aileden. Tamam, istedim müsaadeyi. Evet. Sonra? Gülsüm oldu, kardeşim İsa oldu, Mesut oldu, oğlum oldu, Gül Yeter oldu, ben oldum. Hep birlikte çarşıya gittik, çikolatasını, çiçeğini, kahvesini alıp geldik geri eve. Çikolatasını yedik, çiçeğini verdik, kahvesini içtik, söz bitti. Artık ayrılma zamanı geliyor. Sevil bana dedi ki, abla dedi, bir benimle gelir misin dedi. Mutfağa çağırdı beni. Siz Sevilay diyorsunuz sanırım, Serpil demiyorsunuz. Mesut... Evet, Sevilay dediler bize. Mutfağa gittiniz. Mutfağa ben Sevilay'la beraber gittiğimde, evet, Mesut'la Gülsüm de oradalardı. Konuşuyorlardı, ikisi zaten baş başa bırakmışlardı aile. Sevilay bana dedi ki, ben dedi 5 aydır ev kiramı yatıramıyorum. Malum bu çocuğun anası babası ayrıldı, bakmıyor. 2 tane çocuğum olacak dedi. Biri kucağındaydı, birine de hamileydi. Maddi durumunun olmadığını, ev sahibinin evden atacağını bana söyledi. 1000 lira dedi, benim dedi 5 aylık kiram var dedi. Benden 1000 lira para talep etti. Sevilay. Kabul etmiyorum bu suçlamayı. Kabul etmiyorum bu suçlamayı.
Etmiyorum. Buyur buradan ya hadi. Sevilay söyledin dinle. Etmiyorum. Hadi buyur buradan ya. Abi benim senden para aldığıma dair ben şahidin Güney'in tanığın var kendiniz. Mı? Ben karışmıyorum. Halledin. Var mı tanığın şahidin Güney'in? Varsa ben cezamı çekerim. Varsa ben cezamı çekerim. Sevilay. Şimdi tanımıyorum dedi. Tamam. Değişir dedim ben size. Yanar döner dedim ben size. Baştan anlatmam anlamadınız beni. Kim yanar döner? Kanıtınız nedir? Kim yanar döner? Eşiniz mi? Nasıl? Şimdi de para teklif almadım. Kardeşin ahlaksız. Karın yanar döner. Şimdi tanımıyorum. Para istemedim diyor. Nasıl oluyor bu iş? Her yere kapıyı açan bir kadın. Bu para almayla ilgili kanıtınız nedir? Ben kanıt almadım. Bilmiyorum. Kanıtı gönderdin Esra Hanım. Kanıtı gönderdiniz. Bu kadın o 1000 TL'yi kocası söylemese talep edemez. Böyle bir talepte bulunamaz. Hiçbir kız istemedi. Ev kirası ev kirası istenmez. Ha. Bu da bu o güne kızım? Dair yapılan görüşmedeki fotoğraf karesi. Parayı verdiği an mı? Gül Yeter, tabii şu an ekranda o fotoğraf karesi var. Sizin ikinizin oturduğu. Bu sizin. Evet. Serpil'le... O 13 Şubat çarşamba gününe ait. Bak. Evet. Esra Hanım, o fotoğraf karesi, şu anda gönderdiğim fotoğraf karesi Gülsüm'ü eşortman almak için ailenin evine gittiğimde evet. Yengesinin benden harçlığım yok diye aldığı 500 liranın fotoğrafı. Evet, 1000 lira değil, 500 TL. Para aldı. Evet. Ne için ama aldın? Bir dakika. Evet, ben söyledim. Yeter Hanım da yalan desin. Biz bu parayı sana ümmet için değil Allah rızası için veriyoruz demediyse ben buradan öleyim. Sorun dedi mi demedi sen mi? Sor. Dedin evet. Mi Yeter abla demedin mi? Allah rızası için veriyoruz dedin evet, mi demedin ama... mi? Tamam dedim ben sözümün arkasındayım Sevilay ama sen her geldiğimde benden ya ev kirası istedin ya da kızın bir tane eşortmanının olmadığını, bir tane başına alacak eşarbının olmadığını söylüyorsun. O kız senin yanındaysa bir eşortman bir dünürcüye istenilmez benim bildiğim. Hı. Yanlış mı? Doğru söylüyor abla, doğru söylüyor, doğru söylüyor. Neyi doğru söylüyor? Yeter abla doğru söylüyor. Helal olsun. Yeter Hanım size şunu sormak istiyorum. Abi şimdi eşini de suçlamaya buyurun. Başladı. Yanınızda bulunan... Herkesi satıyor anne. Yanına bulundurduğunuz küçük kız. Mağdur olan küçük kız. Evet. Size abisi evet. İlk önce Kasap Mustafa hakkında ne anlattı? Kasap Mustafa'ya kim kendisini vermiş? Bir onu duymak istiyorum. İkinci de yenge de benim gibi mağdur edildi dedi mi bu kişiler tarafından? Şimdi anlatıyorum. Biz bu olayı Ümmü Gülsüm kaçtığından sonra Ümmü Gülsüm'ün sol kolunda Mustafa'm diye dövme vardı. Mustafa'm diye, evet. Ümmü Gülsüm'e bu dövme niye diye sorduğumuzda hayatında Mustafa diye birinin olduğu, kasapta çalıştığı, abisinin arkadaş olduğu, 2000 lira karşılığında abisinin tarafından... Burada yalan söylüyorsun işte. Kız kardeşini istismar ettirdiğini söylüyorsun değil mi? Aynen. Ben Ümmü Gülsüm'den dövmeyi sordum da Ümmü Gülsüm'ün bana verdiği cevap buydu Esra Hanım. Bir dakika. Kardeşinin kolunda Mustafa diye dövme var mı? Yazıyor. Mustafa hatta baştan yazıyor, söylemiştim Esra dövme de var onu demiştim. Esra Hanım Mustafa'm ben yazıyor. Ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Mustafa'm İki, yazıyor. Tamam. Kardeşin Yeter Hanım'ın yanına gittiğinde... Ben kasap diye biri var abim para karşında beni onunla aynı odaya koydu. Böyle bir hangi devirde şu kardeşimiz hangi devirde yaşıyoruz böyle saçmalık olur mu galik ya yeterin galik böyle abla böyle saçmalık olur mu Esra Hanım. İnsan kardeşini satar mı ya belinizde vicdanınızı koyun ya. Esra Hanım. İnsan kardeşini satar mı bir kardeşini istemeye geliyorlar bunu da reddediyorsun iki niye? Abla bütün o oylama hep bana yüklendi şu anda. Bütün yüklemeler bana yüklendi. İhale Esra bana Hanım. Kalacak bu ihale. Hangi ihale? Bu ihale ismi patlatacaksın. Bu ihale bir dakika, bir dakika. Bu kız ne zaman gitti babamın yanına? Ne zaman gitti? Hakim bunu ben verdi mi? Ben şunu soruyorum. Onun yanına kayboldu. Bunu yetiştirme yurdundan aldıktan sonra Kasap Mustafa ile bu kızın ilişkisi oldu. Bu ilişkiye de para karşılığı aracılık eden abi olarak sensin. Hayır, yalan.
Bu yalan. Ümmü Gülsüm %51 zihinsel özürlü. Ve aynı karakolda da bir ifadeyi vermiş. Arayın, ama sorun. Mustafa'yı arayın. Öyle bir şey yapmadı benim eşim. Böyle bir engeli yok diyor. Hayır. Bir dakika. Bu kızın bir engeli var mı? %51 raporu var. İfade verdi karakolda. Karakolda ifade verdi. Bak, kimse bir şey yapmadı. Kimse şikayet edilmedi. İfade verdi karakolda. Peki sen yukarıda. Bende de sözlü beyanı var. Hiç merak etme. Kardeşinin sözlü beyanı var. Başına gelenlerin nasıl olduğunu hepsini anlatıyor. İhale dedin ya, ihale mal üzerinden yapılır. Senin kardeşin mal değil. Bir kere bunu anla. Senin ihale... kız kardeşin çocuk. Çocuk. Beni burada yapıyorsunuz resmen. Korumaya muhtaç bir çocuk. Bak, ihale dedin ya, ben şimdi sana soruyorum. O anlattığınız çar kız, sen koruma yurdundan 2018 Kasım ayında çocuğu almak için müracaat ediyorsun. Çocuğu alıyorsun. Annen boşanma davası açıyor. Ocak ayında 2019. Doğru. Ne diyor dava dilekçesinde? Velayeti bana verin. Sen devletin yurdundan diyorsun ki bakım tedbirini bana verin. Kıza ben bakarım. Annen diyor ki velayeti bana verin. Ne hikmetse duruşmada tek celsede anlaşmalı boşanma oluyor. Ve annen diyor ki ben velayet talebimden vazgeçiyorum. Babama veriyor. Babana veriyor. Aynen doğru. Ki ne? Hepsi de düşman. Bunun da altını çizelim. Normalde herkes birbirine düşman ama mahkemede anlaşıyorlar. Anne de lütfen cevap ve söz hakkını kullansın. Anne de masum değil burada. Bu çarkın içerisindeki düzeni anlatın. Bu mağdur kızla niye bu kadar uğraştınız? Kim uğraşmış abla? Kim Allah aşkına? Ya koruma yurttan çıkartan sensin. Velayetini isteyen annen, baban alıyor. Kız nerede şu anda? Nerede kız? Babası yanındaydı. Senin de yanındaydı ama Mesut'un yanından çıktı. Hayır. Bir şey söyleyebilir miyim? Gül Yeter Hanım'a onu sormak istiyorum. Gül Yeter Hanım. Velayet babada. Efendim? Baba olur, yanına baba çocuğu alıyor. Abinin yanında çocuk mağdur ediliyor. Baba gidip şikayetçi oluyor. Sonra kızını kendi yanına alıyor. Kız senin yanında. Neden? Ha, buyur burada. Sen bunun yanında. Sen kızın nesisin? Annesler babasılar, buyurun. Hiçbir gel şey. Bir sus Allah aşkına ya. Esra Hanım, şöyle anlatayım. Bu kızla 13 Şubat o parayı, Sevilay'ın para aldığı günü çarşıya alışverişe çıktığımızda benim yanımdaki parayı Sevilay aldığı için bende alışveriş parası, eşofman parası kalmadı. O yüzden Mesut'la Gülsüm çarşıda indi. Kayınvalidesinden yani ablamdan eşofman parası, alışveriş parası almak için bizim aracımızdan inip çarşıya doğru yürüdüler. Biz Sevilay, oğlum, ben üçümüz bizim emniyet tarafta bir pazar yerimiz var. O tarafa doğru oğlum bizi araçla götürüyordu. Bunlar bizim yanımızdan indiği sırada 13 Şubat çarşamba günü kayboluyorlar. Ben Sevilay'ın yanındayım. Ümmü Gülsüm'le Mesut nasıl kaçarlar, kayboluyorlar? Şimdi nasıl kaçıyorlar? Bana Ümmü Gülsüm'ün söylediğine göre bunlar bizden takı, 7 cumhuriyet altını, 2 bilezik takmak istedik. Düğünde Gülsüm'e zihniyet eşyası olaraktan bu konuşuldu. Ama abinin tutuklaması olduğu için, şehir değiştirmek zorunda kaldığı için Gülsüm'e takılacak 2 bileziği gerçekle sahteyi değiştirip Gülsüm'ü bize vermeden bizim elimizdeki maddi zarara uğratıp kaçma peşinde olduğunu. Vallahi Mesut'a Yeter Hanım söylüyor. Bana çok mantıksız geliyor. Beni diyor size vermeyecekler. Bu kadar her şey anlaşılıyor. Para pazarlıkları bak şimdi. Sizin aranızdan bir para pazarlığı oluyor. Allah rızası için sana 500 veriyor. Evet. Sen 1000 lira talebinde bulunuyorsun. Hayır. Bu kızı bir kere satıp, çok özür diliyorum. Yani onların deyimle. Bu kızı tamamen satılık bir mal olarak iki tarafta görüyor mu? Bu iş parayla hallolur. Çarşıya gidiliyor mu? Çarşıya gidildiğinde arada uzlaşma varsa İki genç neden kaçarlar? Bir, bu taraf hiçbir şey takmayayım. Hayır, hiçbir şey takmayayım. Bütün bu işi böyle kaçırayım, bitireyim diye kaçar. Kaçırır. Ya da öbür tarafın farklı talepleri olduğu için. Abinin planı ne? Sizin planınız ne? Esra Hanım, bizim planımız yok. Abisinin planı yoktu. Onlar altın takmak istediler. Düğünde takacağız dediler. Hatta sorabilirsiniz. Yeter abla, 1 Mart'ta düğün yapacağız dedin mi demedin mi? 1 Mart'ta, iyi hatırla. Dedim. Ha, Uşak'tan birkaç kişiye davetiye yolladın mı? Cumartesi günü. Uşak'tan birkaç kişiye davetiye gönderdin mi? Cumartesi günü köye gidilecekti. Sevilay beni dinle. Sevilay beni dinle. İki dakika, ikiniz de beni dinleyin. Bir telefon var. Düğün sözü aldığımda. Yeter Hanım.
Yeter Hanım, telefon var, çarşıya gidiyor, alışveriş efendim? Yapılıyor. Mesut'la Ümmü Gülsüm kaçıyor. Evet. Bak bu bir soru işareti benim için, iki taraf için de. Ümmü söylemiş, telefonu abim bileziklerim, bilezik bana takılan takıları alacak. İki tarafı da tanıyan biri demiş. Sanırım. Alo. Ümmü bunu söylüyor. İyi günler. Hoş geldiniz. Tanıyor musunuz Serpil'i? İyi günler, kolay gelsin. Yeter Hanım'ı, Muhammed Bey'i. Muhammed'i de tanıyorum. Serpil'i de tanıyorum. Ümmü Gülsüm'ü de tanıyorum. Kim? Buyurun anlatın bildiklerinizi. Şöyle diyeyim, şu anda o yenge çok zor durumda. Ben o için aradım. Serpil daha önce de bu duruma ben kendim de düşmüştüm. Kim? O yüzden aramıştım. Serpil. Bu Coşkun denen, Coşkun denen. Evet. Bu Muhammed'i de kullanıyor. Ümmü Gülsüm de kullanıyor. Bunların hepsini kullan. Coşkun. Biz miyiz? Ümmü Gülsüm'ü ve Serpil'i ve Muhammed'i nasıl kullanıyor? Nasıl kullanıyor? İşte kız kardeşini satıyorlar ona buna. Para karşılığı. Kim bu ya? Kim? Para çatmak için. Benimle de nişanlandı. Sizinle nişanlandı mı? Muhammed'in de zaten bir sürü suçları var. Bir sürü suçları var. Şimdi Ümmü Gülsüm'ü, Muhammed'i, Serpil'i ve Coşkun'u nereden tanıdığınızı anlatır mısınız? Daha önce böyle bir izdivaç yaşamıştık. Kimle? Ümmü'yle, Ümmü Gülsüm'le. Beni onunla tanıştırmışlar. Kim tanıştırdı? Aile. İsmini vermek istemiyorum. Bizim köyden birisi. Köyden biri Ümmü'yle tanıştırdı. Evet. Sen kızı tanımak için... Bu Coşkun'un aracılığına tanıştık biz. Hangi ara bu? Mustafa Kasap'tan önce mi sonra mı? Mustafa Kasap'ı bilmiyorum. Ay olarak söyleyebilir misiniz? Nasıl? 2018'in hangi ayı? 2018'in muhtarlık seçimleri. Muhtarlık seçimlerinin olduğu döneminde. Yani bu Mart döneminde. Mart şimdi döneminde. Bu siz Ümmü Gülsüm'le tanışmak için nereye geldiniz? Kimlerle görüştünüz? Bir anlatır mısınız? Ben oraya ayırdınız? Gelmiştim yani bir arkadaşımla. Hı hı. İki kişiyle gelmiştim. Kimin evine gittiniz? Ümmü Gülsüm, Muhammed'in evine gitmiştim. Muhammed'in evine? Evet. Evet. Muhammed'in evine gittim. Orada konuştuk biz. Ne konuştunuz? Ümmü Gülsüm'le alakalı ne konuştunuz? Ya işte benim kız kardeşim evlenmek istiyor dedi. Evet. Besleri beğendik. İşte güvendik, inandık. Evet. Bu şekilde izdivaç başlar. Sizden bir para talepleri oldu mu yengenin ve abinin? Evet oldu. Ne kadar istediler? En çok da şeyin oldu. Coşkun'un oldu. Coşkun ne kadar istedi sizden? Valla fiyat vermedi. Ama para istediklerini söyle. Coşkun. Peki Coşkun Serpil'i nasıl kullanıyor Muhammed'in karısını? Valla onu bilmiyorum. Onun kötü işlere karıştığını duydum. Yani para karşılığı başka insanlarla birlikte olmasını mı sağlıyor? Ben öyle şeyler duydum. Kimden duydunuz sadece bunu? Ümmü kendi söyledi hatta. Ümmü bunu size söyledi. Evet. Muhammed Bey sizi tanır mı? Bir şey diyebilir miyim? Buyurun konuşun. Mart ayında babasının yanında da bu çocuk. Mart ayında babasının seçimde. Evet 2018'de Mart'ta babasının yanındaydı. Yalan oldu buradan. Yalan söylüyorlar, yalan söylüyorlar. Ben de hatta ses kayıtları var. Mart ayında babasının yanında değil, 18 Nisan'da babası alıyor. Ben seçimde de bak, seçimde de dikkatini çekelim. Beyefendi isminizi söyleyin, ben canlı yayında oraya bip koyacağım. İsminizi söyleyebilirsiniz, hatırlarlar o zaman. Hayır, söylemeyeceğim ismi. Söyle kim olduğunu bilen. Ben bu işten kurtulalı çok oldu. Siz nasıl? Bu işten kurtulamazsınız çünkü o evlilik dediğiniz şeyi yaptınız kız 15-16 yaşında çünkü. Ben evliliği yapmadım. Ne yaptınız? Kaç mı kaldı yanınızda? Zihinsel engeli olan bir çocuk rızası olmaz. Şöyle, hanımefendi şöyle. Ben zihinsel engelli öğrendikten sonra uzaklaştım dedi. Kaç gün arkadaşlık yaptınız bu görüşme, tanışma sürdü? 4 gün veyahut da 5 gün. Nerelerde görüştünüz? Kimin evinde ağırladılar sizi? Devamlı Muhammed'in evinde. Kirada kaldığı evinde. Bu mavi kapılı olan evde orada kaldınız mı? Evet kaldım. Kaldınız. Ümmü Gülsüm'le yakınlaşmanız daha farklı hayır, boyutlara taşındı mı? Hayır, hiçbir şekilde. Kim? Muhammed'in evini de tarif edebilirsin o zaman her şeyini. Tabii şeker evlerinde, uşak evde. Şeker evler. Adresi ver, adresi. Alabiliriz. Evin kaç nasıl diyeyim? Muhammed'e... 1, 2, 3, 4 oda var. Salon var, uzunca büyük.
Gül Yeter Hanım iyi biliyordur. Hatta koltuğun evet, rengini aynen, fotoğrafta aynen. Gördüm. Tarifi çok düzgün. Muhammed Bey'in iddiası o zaten. Serpil Hanım kapıdan herkese kapıyı açıyormuş değil mi? Salonu var. Serpil evet, Hanım. Siz... Bu beyefendiye de kapıyı açtınız mı? Bu beyefendinin kim olduğunu bilmiyorum ki. Nişan fotoğraflarınız var mı? Buldum buldum. Kim olduğunu buldum. Kim? Bahtiyar. Bahtiyar. İsmi söylesin Bahtiyar. Hadi yalan desin. Sesini ne? Hatırladım Bahtiyar. Peki nasıl hatırladın ama yani? Sesinden. Hayır ama sana anımsatması lazım yani adı Bahtiyar'dı diye hayır, geçemezsin. Hayır 3-4 gün geldim gittim de ismi Bahtiyar, evet. Bahtiyar. Tamam Bahtiyar. Niye geldi 4 gün Bahtiyar size? İstemeye geldi bunu söyledi. İstemeye geldi. Ha, geldiler. Evet. Bir dakika Coşkun Bey'le geldiler bak istemeye. Coşkun'la beraber istemeye geldiler. Ha. Ne zaman? Ama tarif veremem bak Coşkun istemeye geldiler. Hayır bana ayın da söyle. Evet. Yayını kapatalım mı biraz ara veririm ben. Abi. Hayır onu merak yok, kapatalım etme ekip arkadaşlarım hallederler onu anlatın. Kapatalım ya. Ha? Yayını kapatalım bir. Neyi kapatalım? 4 gün bu Bahtiyar size geldi. 4 gün gelmedi. Coşkun'la beraber. Bir gün geldiler bunlar bak bir gün. Durumu izlettim ben yaş 16 kardeşim. Evet. Özürlü. Evet. Belalet bende yok dedim. Özürlü ne? Falan demedi. Bak işte ha. Lafı çevirtme. Özürlü falan demedi. İsmini... Ben köyün muhtarını aradım. He öyle olur. Ben köyün muhtarını aradım. Kazım bana beraber geldin hatta. Köyün muhtarını buldu. Evet. Ve senin kız kardeşin özürlü oldu böyle öğrendim. Şimdi Muhammed... Hatta ses kaydı bile var. Ses kayıtları, nişan fotoğrafları var mı? Ses kaydı var ama nişan fotoğraflarını bilmiyorum. Ses kaydını ya alma gereği hissettiniz? Ses kaydını bizim köy muhtar almış. Evet. Bana gönderdi. Vallahi ben savcılık izni olmadan nasıl alabiliyorlar? Wow. Nasıl alabiliyorlar? Kızı, bu bir suç. Ben kızı araştır diye. Ben mi sattım abla? Ben mi verdim? Yatsın atın konuşuyorsunuz Allah'ın aşkına ya. Ben mi verdim? Kim verdi? Ben çocuğu satmadım. Siz nasıl konuşuyorsunuz ya, benimle ya? İhale patlatacak bizim üstümüze. Çocuğu, bu kadın inanır. Her şey bu kadın inanır siz ya. Nişan fotoğrafları var diyorlar. Göstersinler. İsmini kullanmıyor. Bahtiyarsın işte sen. Yerim ben yürüm böyle kardeşim senin. Bir saniye bakın. Sanırım eve gelen giden trafiği beni şu an daha tehlikeli bir hale gelmeye başladı konu. Eve gelen giden trafiği o kadar yoğun ki Mesut'u sen hatırlıyorsun, kocan hatırlamıyor. Bahtiyar'ı o hatırlıyor, sen hatırlıyorsun. Bahtiyar'ı ben tanıyorum. Bahtiyar'ı tanıyorum diyor. Ben tanımıyorum demiyorum, tanıyorum. Bahtiyar dedim az önce de. Bahtiyar Bey, Serpil Hanım da aynı şekilde mağdur edildi mi? Çok sayıda ihbar geliyor evet, bu konuda. Evet, böyle bir sürü kişi. Bu Muhammed Bey tarafından mı mağdur edildi? Bilmiyorum tam olarak. Muhammed mi? Coşkun mu? Hangisi karıştırdığını bilmiyorum. Eşinin para kar... Ben karımı satan... Satacak kadar haysiyetim varsa... Efendim kaç para almış? Karısı sattı mı dahil? Kanıt gösterin, şahit gösterin. Evinize kadını kaç kişi... Bir noktada olması enteresan değil mi? Bu anlatsın huşos yaptığınız. Şu Coşkun'u da bulun. Coşkun'u niye kapıyı açtınız? Korumasız bir muhtaç evet. Bir kıza dünürcülüğe yani, geliyor. Yani. Uygun yaşam tarzını beğenmediğiniz Yeter Hanım'ın ailesini niye kapıyı açtınız? Şunu merak et. O kapı yol geçen hanımı. Çakmak. He? Çakmak. Coşkun Çakmak. Neci bu Coşkun Çakmak? Cambaz. Aa onu sorun. Cambaz. Nasıl bir cambaz? Koyun alıp koyun satıyor. He? Koyun alıp koyun satıyor. Ne? Koyun alıp koyun satıyor. Hayvan alışverişi yapanlardan ha. Köyde cambaz hayır. Diyorlar. Ha o cambazlık yapıyor. Senin de yakın arkadaşın. Yok o kadar değil canım. Ha? O kadar değil. Senin de yakın arkadaşın değil ama aracıların hepsi Coşkun Bey üzerinden geliyor. Ama kendisi hakkında iyi bilir. Onu yeter, o zaman tanıyor. Yeter Hanım'a sormayacağız onu. Çünkü bakın iki tane Bahtiyar ve Mesut Bey'e de aracılık eden Coşkun, onu da tanıyan sizsiniz. Bahtiyar Bey, bu işten evet. Kurtulmaya çalıştım, ben kurtuldum dediniz. Evet. Ne demek istediğinizi anlamadım ben. Yani bir anda ben sıyrıldım işin. Nesin? Ben bunların niyetinin kötü olduğunu anladım. Neydi o niyet? Parasal anlamda iş. Neydi talepleri? Evet, evet. İşte evet. Bilezik falan istiyorlardı. Kaç bilezik istediler sizden? 2-3 tane bilezik getir. Evet. Abimi kandır, yengemi kandır. Evet. Kız oradan kurtulmak istiyor. Kız kurtulmak için de hani bir an önce ver bilezikleri gidelim buradan yani, dedi. Yani. 4 gün evlerinde mi kaldınız Muhammed Bey? Hayır evlerinde kalmadım ya. Bir gece kaldım evlerinde. O da çok kar yağmıştı. Evet çok ben hastanedeydim o zaman. Bahtiyar doğru söylüyor. Evde kim vardı? Ben hastanedeydim. Eşim ve çocuğum benim yanımdaydı. O Serpil hastaydı. Ümmü Gülsüm'le Bahtiyar yalnız mı kaldı evde? Hayır, Ümmü Gülsüm de benim yanımdaydı. Bahtiyar hastaneye geldi.
Ben hastaneye geldim onların yanına. Hatta Ümmü Gülsüm'e hastaneye dedim. Abinden izin aldın mı benim gelmem için diye sor dedim hatta. Bahtiyar kaç kişiye satıldı bu kız ya da satılmaya çalışıldı? Bilmiyorum. Ben ondan sonra hiçbir daha konuşmadım. Bu, muhtardan bu konuda nasıl bir bilgi aldın? Bizim köyün eski muhtarı yani. Şimdi yine yeni muhtar. Hayır bak şimdi kızın engelli olduğunu öğreniyorsun. Bu işten sıyrılmaya çalışıyorsun. Demek ki kızla ilgili ortada bir mağduriyet var. Şimdi şöyle ben bizim köyün muhtarını aradım. Abi dedim ben mağdur durumdayım. Bu kızı bana işte para karşılığında vermeye çalışıyorlar dedim. Kızın yaşı da ufak dedim. Medeni haliniz nedir siz bu arada? Şeyiniz yok, bekarsınız tamam. Evet. Evet. İşte bu Coşkun denen ve Kazım dayı benden para istediler. Muhammed bizden para istiyor dediler. Ben Muhammed'i aradım. Ama biz para talep etmedik. Muhammed bana hiçbir şekilde para istemedi. Ne oldu? Sıyrıldın mı Muhammed? Yok, sıyrılmadım. Hatta güzel anlatıyor. Ben sıyrılmadım. Peki Coşkun denen senin arkadaşın. Evet. Belki benim arkamda senin çeviriyor. Senin engelli kardeşin nasıl para karşılığı satar? Bilsem. He? Bilsem. Muhammed sen çok akıllı bir adamsın. Burada uşak emniyet müdürlüğüne ihbarda bulunmak istiyorum. Açık bir şekilde yapılan yayınlar, itiraflarla, insanlık onuruyla bağdaşmayacağı küçük bir çocuğun nasıl mağdur edildiği ve para karşılığında satıldığına tanıklık ettik. İnşallah Coşkun Bey'in de en kısa sürede ifadesi alınmak üzere emniyete davet edilir. Tamam derler. Biz burada hiçbir sayılı para da talep etmedik. Bir şey de yapmamış olabilirsiniz de. Derler toplansın tamam kim suçlu? Siz Mesut'la beraber kız neden kaçtı Serpil? Bilmiyorum. Biz çarşıya gittiğimizde, çarşamba pazarına gittiğimde annemden para alıp geleceğim diye beraber gidiyorlar ve gelmiyorlar. Ben Yeter ablayı aradım, abla neredesin dedim, telefonları kapandı. Sonra bir daha aradım, ulaşılmadı. Sonra abam beni aradı, bunlar kaçmış dedi. Nasıl kaçarlar? Bilmiyorum. Ümmü Gülsüm demiş ki, Mesut'a abim seni dolandıracak, taktığın atıları alacak, takıları alacak, sahte bilezikle değiştirecek demiş. Böyle bir şey yok. Bunu size kim söyledi? Ümmü Gülsüm, karakolda vermiş ifadeyi. Hı. Sizce Ümmü Gülsüm kendi rızasıyla mı gitti? Yani sizin anlatımınıza göre öyle. Bilmiyorum. Yoksa karakolda mı? Ben kendi rızamla gittim demiş. Babam da Mesut'un yanından almış gelmiş bunu. Kim şikayetçi oldu kızının para karşılığı satılma konusunda? Ben kayıp diye ihbarda bulundum. Ben kayıp diye ihbarda bulundum. Gidip ilk kayıp başvurusu evet, sen mi bulundun? Evet, kaçtıkları gün ben bulundum. Biz başvurdum. Evet, Uşak Cumhuriyet Karakolu'nda ben bulundum. Yeter Hanım. O gün Mesut, Ümmü Gülsüm'le beraber efendim, nasıl kaçmaya cesaret etti? Ya da nereye kaçacaklar? Ben Serpil Hanım'ın yanındaydım. Sevilay Hanım'ın yanındaydım. Evet. Ama sonradan ben tam 2 saat falan sonra Mesut'a ulaştım. Benim şarjım bitti. Ben çarşıdaydım. Yürüyerek evime gittim. Orada Sevilay orada kendisi. Biz elbise pazarına Sevilay'la beraber girdik. Evet. Ben onlar ayrıldıktan sonra ben Mesut'la Gülsüm'ü görmedim. Bunu Sevilay da biliyor. Çünkü ben Sevilay'ın yanındaydım. O kaçmalarından kaç gün sonra bulundu bunlar? Ben kayıp ihbarı verdikten bir hafta sonra zaten sanırım. Zaten bulunmayacak bir şey yok Mesut. Bir iki gün sonra köyde olduklarını ben öğrendim. 15 gün sonra çocuk karakolunu arayıp çocuk karakoluna ifade vermeye geldiklerini duydum. Yanlarına gittiğimde Muhammed'le Sevilay çocuk karakolunun bekleme odasındaydı. Gülsüm'le Mesut Şen, İsa Taşarlı, Gül Yeter Hanım ayrı bir odada bekletiliyorlardı. Biz de oğlumla karakola verdik Uşak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne. Ondan sonra babasını aradılar. Dediler ki çocuk esirgeme yurduna gidecek. Çocuk esirgeme yurdunu Gülsüm kabul etmedi. Babama gideceğim dedi. Babası aranılıp da çocuk şubeye gelinceye kadar bir 3-4 saat zaman geçti. Biz karakolda bekledik. Çocuğu babasına teslim ettiler. Babası karakoldan çıktı. Mehmet Çanlı'nın arabasına hep beraber binildi. Bir yerde yemek yenildi. Akşam yemeği yenildikten sonra Ümmü Gülsüm'ün babası bizim aileye katılarak Mesut'un yaşadığı köye gidildi. Ümmü Gülsüm'ün babası Mesut'un evinde Gülsüm'ü kendi istek ve iradesiyle bıraktı. Oo. Aslan Hanım burada bizi suçluyorsunuz. Bakın. Burada benim hiçbir suçum yok. Sensin.
Sevilay. Şimdi, ne ama? Babanın da söz hakkı ve cevap hakkı var. Bu birinci rauntu. Kızın satılması, pazarlanması konusunda birinci rant. Devlet yurdundan, devlet denetiminden kıza bakacağım diye alan abinin bu üç tane bildiklerimiz. Daha bilmediklerimiz ihbarlarda vardır. Şu anda ben ihbarları göremiyorum. Siz kızı o gün karakoldan alıyorsunuz. Baba Mesut'un köydeki evine geliyor. Mesut'la ve sizin ailenizle tanışıyor. Kızı o gün oraya mı bırakıyor? Evet. Bizim bundan haberimiz yok. Bizim bundan haberimiz yok. Ne diyerek bırakıyor kızını oraya? Hangi vasıfla? Mesut kim ki? Mesut'u artık damat görüyor. Düğün hazırlıkları başlanılacak oluyor. Düğününüzü yapın, artık bir yuva kurun diyerekten aile olsunlar diye kızı bırakıyor. Ve biz kızın yaşının küçük olduğunu çocuk karakolunda kaçtıktan 15 gün sonra öğreniyoruz. Bize Coşkun da, Sevilay da kızın Yeter 22 Hanım, yaşında saçma. Olduğunu söylüyor. Siz karakola gittiğiniz ilk gün bu kızın 16 yaşında olduğunu öğrenirsiniz ve bilirsiniz. Ben, evet. Ben söyledim buna 16 yaşında olduğunu. O gün kızın... öğrendim zaten, ben de onu demek istiyorum. Zaten bilemiyorum tabii, o evrakları görmedik biz ama kızın ifadesi pedagog kontrolünde mi alındı, bu çok önemli. Çünkü Yeter Hanım siz de çok iyi biliyorsunuz, mağdur küçüğün alınan ifadesinde çok ciddi nitelikli cinsel istismar suçu var. Ve bu şu anda gelen ihbarlara da baktığımda bu bir kez değil birden fazla kez. O yüzden de bu kişilerin karakola gelip serbest evet. bırakılmalarını da ben anlamış değilim. Ama şu saatten sonra adalet yerini bulacaktır. Ama şu da var. Baba, düşünsene kız kayıp 16 yaşında zihinsel engelli. Fakat siz babanın sonra o akşam kızı karakoldan çıktıktan sonra sizin evinize bıraktığınızı iddia ediyorsunuz değil mi? Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Bir saniye. Evet aynen. Kız sizin evinizde kaldı mı Mesut'la beraber? Evet kaldı Esra Hanım. Biz zaten babayı Mesut'un aracıyla Uşak Sivaslı ilçesine bıraktık. Gece saat 11.30-12 civarıydı. Babayı yaşadığı ilçeye götürdük. Ama kız Mesut'la beraber kaldı. Evet. Evet kız Mesut'la Baba. Beraber kaldı. Esra Hanım ifadesi bana şöyle. Bana şunu söyler misiniz lütfen? Kadarıyla, çocuk karakolunda. Şimdi bana şunu söyler misiniz? Baba diyor ki 15 Mayıs tarihinde ben kızımla beraberdim. Kızım bir gece önce telefondan gizli bir görüşme yapıyor. Yeter denilen biriyle sabah kalkıyor. Köyden kalkan ilk servise, şehre giden servise binip kayıplara karışıyor dedi ve kızım kayıp dedi. Ve kız bir aydır sizin evinizde. Neden? Yani şimdi aynen kızı babası gönderdi Esra Hanım bana. Kızı kaçmadı. Baba şunu söyledi mi size? Velayet bende. Bu kararda kesinleşti. Ben evlenmesi noktasında 17 yaşındaki kıza yasal temsilcisi olarak rıza gösteririm, imzayı veririm dedi mi? Aynen onu imzayı vermesi için dijital kimlik kartını Mesut'un yanından getirip babası kendisi nüfus müdürlüğüne gidip nikah hazırlıklarını yapın ben imzalayayım diyerekten Gülsüm'ün nüfus kimlik kartını babası çıkartıyor. Babanın parasal anlamda sizden talebi oldu mu? Yani bu talepkar başlangıçta abiydi, sonra saf değiştirdiğini düşünüyorum. Babanın sizden herhangi bir maddi talebi oldu Aynen. mu? Aynen. Nedir bu talep? Ben şunu duydum ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum, ben merkezde yaşıyorum, onlar köyde yaşadığı için her zaman buluşma potansiyelim yok onlarla. Gülsüm'ün babası Şerif Ahmet Gündüz Mesut'u telefonla arayarak hiç açlığının kalmadığını, Sivaslı'da mağdur kaldığını söylüyor. Mesut Çan da köyde olduğunu, Mehmet Çallı'yı arıyor. Mehmet Çallı da şehir merkezinde ATM'den Ümmü Gülsüm'ün babasının hesabına 200 lira para yatırdığını biliyorum. Babanın hesabına Mesut tarafından para biliyorum. Yatırıldı değil mi? Baba peki utanmadan Aynen, bu stüdyoya gelmesinin nedeni biliyorum. Nedir Yeter Hanım? Para için ya. Babanın utanmadan bu bildiğini iddia etmesinin nedeni para. Para için. Hayır, şunu soruyor. Neden baba kızım kayıp diye bizim stüdyomuza geldi? Ben size söyleyeyim Esra Hanım, şimdi Ümmü Gülsüm'e nikah için imzalara hazırlık yapıyor ya bu Şerif Ahmet Gündüz. Bu esnada da Mesut'la Ümmü Gülsüm'ü ayırıyor ya Pamukkale Üniversitesi.
Evet. Ondan sonra Mesut kızı istemiyor. Mesut kızı istemiyor. Mustafa Canmaz'la köylerinin girişinde mezarlık varmış. Mezarlık taş duvarlıymış. Ben görmedim. Gülsüm'ün bana anlattığına göre Mesut'un yandan binbir bahaneyle Gülsüm'ü yaşadığı köye Şerif Ahmet'imiz götürüp mezarlık taş duvarının dibine. Burayı anlamadım. Baba kızı zorla alıyor, götürüyor. Mezarlık dibinde Mustafa Canbaz var. Bu aracılık eden mi, damat adayı Mustafa mı? Mustafa Canbaz'ın. Hayır hayır, Mustafa Avcı. Hayır, Ümmü Gülsüm'ü para bedeli ilk önce satılan şahıs Mustafa. Kasap Mustafa ile evet. Arasını tekrar yapmaya çalışıyor mu? Aynen aynen, hem Mesut'a hanımın olsun nikahlı helalin yap diye Mesut'a bırakıyor. Binbir iki bahaneyle üniversitede ameliyat olacağım diyor. Mesut'un yanından Ümmü Gülsüm'ü alıyor. Köy mezarı. Mustafa da bundan da Ahmet Gündüz'ün haberi var. Bu Mustafa'nın da bir marka arabası var. Biraz önce söylediğin Şerif Ahmet Gündüz. Şimdi 16 yaşındaki zihinsel engelli kız abi ve yengesi tarafından mağdur ediliyor. Bir de aynı zamanda baba tarafından. Baba, ne oldu Şerif Bey? Hülya Tersin her konuşmasını yalan söylüyor. Her konuşmasını ispat yalan? Etsin. Delil göstersin. Delil ben göstersin, ispat istiyor. Etsin. He? Neden yalan ben söylüyorsun? Ben neden yalan söylüyorsun? Onu da göstereyim. Esra Hanım. Evet. Esra Hanım. Evet. O delili de göstereyim. Şerif Ahmet Gündüz diyor ki, benim kızım diyor 15 Mayıs sabahı diyor, yeterle diyor, telefonla görüştükten sonra kayboldu ifadesi veriyor size. Evet. Hayır, hayır efendim. Hayır efendim, kendisi yalan söylüyor efendim. Hiç burada bekle, bak, burada Mesut'u kollama. Burada Mesut'u kollama. Benim kızım senin evinde bir aydır da benim telefonumu niye yönlendirdin? Niye açmadın? Niye açmayın telefonumu? Kaç kuruş almışsın? Kaç parayı satmışsın? Ben buralara gelmeye havas mı? He? Ben buraya gelmesem bu olay meydana çıkmayacaktı. Benim çocuğumu göstermeyecektin. 18 yaşını doldurmasına Gülsüm'ün az kaldığı için son hamlemi yapmaya çalışıyorsun. Benim çocuğu, benim öz oğlum olan Muhammed Gündüz'ün evine gelirken benim evime mi geldin? Bana mı sordun? He? Muhammed Gündüz, dur orada, orada dur. Muhammed ne demiş sana? Bir saniye, bak sesimi kes. Esra Hanım sesini kestin bu ya. Geç. Sesini kestin Yeter Esra Hanım. Esra Hanım sesini kestin. Kayıt diye. Hiç burada bak. Burada kendin üstüne çıkarma. Ahmet Bey. Kendin üstüne çıkarma. Muhammed Gündüz eden... sana ne dedi? Gül Yeter'e annesi babası öldü. Bu çocuğa ben bakıyor mu? Şerif bakmıyor. Bey. Allah'ın üzerinde Şerif Bey yemin et. Allah'ın üzerinde yemin et. Kişiye, istismar ettiği iddia edilen kişiye daha sonrasında para karşılığı çok çirkin bir kelime. Yani sattığınızı söylüyor. Ümmü bu kadar detayı nereden biliyor? Bu kasap Mustafa'nın bilmem ne marka arabası olduğunu, mezarlığın orada olduğunu, orada bir beraberlik yaşandığını ve buna aracılık eden benim babamdır diyor. Neden? Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Şerif Bey, benim duyduğuma göre lütfen. Efendim. Benim kızınızı duyduğuma göre ilk istismar eden kişiye tekrar pazarladığınız sizin baba olarak yaptığınız doğru mu? Hayır efendim. Yalan söylüyor efendim. Şu Ümmü anda Gülsüm bu kadar detayı nereden biliyor? Şu anda biliyor? Efendim bak ben size şunu söyleyeyim Esra Hanım. Şu anda ben kasap Mustafa beni tanımıyor. Ben kasap Mustafa'yı tanımıyorum. Siz İtira Mesut etmesin. Bey Yeter Hanım'ı da yalan söyleme. Şerif yalan... Bey siz Mesut Mesut'u da tanımıyordunuz. Yeter yalan söyleme. Yalan söyleme. Burada şimdi oturan oğlunuzla da kanlı bıçaklıydınız için... ama devletin kurumunda oğlum alsın diye rıza göstermişsiniz. Ayrı ayrı stüdyoyu paylaşmayın. Buyurun gelin buraya oturun. Rahatsınız birlikte rıza çünkü. Gösteriyorsunuz siz zaten. Oğlunuz alsın diye size sorulmuş devletin kurumu. Oğlunuza beğenmediğiniz oğlunuza, tasvip etmediğiniz oğlunuza. Kendisi verdi. Kendisi aslında Esra onu almadım. Ne oldu da bu kız yıllar sonra size tatlı oldu? Genç kızı oldu, genç kız kızı oldu
ve bu kızın üzerinden para kazanmak için onların beklediği fırsat bunlara gün doğdu. O yüzden ben açıkça söylüyorum, bütün aile fertleriyle ilgili de ihbarda bulunuyorum. Bu kız ne zaman genç kız oldu, ne zaman büyüdü, para karşılığında satmak için hepsi avcı olmaya başladı. Yenge de, abi de, baba da. Ne söylüyordun? Benim duyduğuma göre babam Mustafa'ya 1000 lira karşılığında Ümmü'yü sana vereyim demiş. Ne zaman demiş? Mustafa bunu benim eşime söyledi. Ne zaman söyledim? Dün mü söyledi? Dün. Dün söyledi. Mustafa sizi aradı. Sevilay. Eşimle, Sevilay, evet, eşimle konuştu. Sevilay, ben mi söyledim diye sana? He? Sen değil, Mustafa söyledi bunu. Mustafa, ben Mustafa'ya 1 milyara mı vermişim? Bilmiyorum. He? Ben yalan duyduğumu söyleme söylüyorum. Bak, yalan söyleme. Mustafa beni bilmiyor. Ben duyduğumu söyledim. Ben Mustafa'yı tanımıyorum. Mustafa... Artı bir. Mustafa'dan geçen sene 5 milyar, 6 milyar parayı kim aldı? Ben mi almışım? Muhammed, ben sana bir şey demiyorum. Ha? Her zaman bak, başımızda yerin var. Doğru, ben seni sayar severim. Ben seni sayar severim. Bak, başımın üstünde yerin var. Kim aldı 5 bin, 6 bini? Ama Muhammed Gündüz'e söylüyorum. Geçen sene 5 milyar ve 6 milyar parayı Mustafa'da, kasap Mustafa'dan ne diye aldın? Muhammed, ne diye sana aldın? Soruyorum. Ne hiç yalan aldın? Söyleme. Hayır. Benim evime gelmiyor, senin evine geliyor. Ne diye ben ondan geri, ben boşandım. Ailemden boşandım bu durumları görünce. Velayetimi üzerime aldım. Senin evine geliyor. Dünürlüğe benim evime gelmiyor. Ya, sen Şerif insan mısın lan? Oğlunuz. Sen insan mısın ya? Lafı değiştirme lan. Lafı değiştirme. Sen burada lafı değiştiriyorsun. Konu Mustafa'ydı, dünürlüğe açıldı. Nasıl oluyor? Nasıl? Konu Mustafa'ydı, dünürlüğe açıldı. Muhammed 5 milyar parayı ne zaman almış? Heh, ben de onu soruyorum. Hadi bakalım. Ha, tamam. 5 milyar parayı... Arasın Mustafa, bağlansın. 5 milyar parayı almış mı almamış mı? Sorsun. Bak, ben sana anlatacağım. 5 milyar parayı Muhammed senin oğlun aldı benden dedi. Neden almış? Neden almış? Ha, bak, seni kötülemiyor. Seni kötülemiyor kasap Mustafa. Kasap Mustafa seni kötülemiyor. Senin oğlan demiş, geldi benden 5 milyar para hani aldı dedi. Anlamıyordun. Hani tanımıyordun kasap Mustafa'yı ya sen? Şerif Ahmet Bey, hani tanımıyordun? Bana telefon çekti, hani bana telefon. Telefon çekti bana. Şerif Bey, bana telefon çekti. Tanımıyordun. Bu olaylardan kurtulmak için. Ben Dimit'ten ne dedin? Bak, her kelimeyi sen kendin konuşuyorsun. Mesut'un evine geldi dedin. İspat et, delil göster. Hadi. Şerif İspat Bey, et, delil göster. Şerif Bey, ben size delil göstereceğim. Dinler misiniz lütfen? Efendim. Yeter Hanım ve kızınızın da dahil olduğu telefon görüşmesinden efendim bahseder misiniz? Siz anlatın. Kızınıza nasıl kızdığınızdan, susması gerektiğinden bahseder misiniz? Bütün bu işler ortaya çıkacağından korktuğunuz için velayet yetkisi buraya son kez gelmesin. 23 Mayıs'ta kesinleşen kararla elinizde olduğu için de bu stüdyoya geldiniz, değil mi? Yaptığınız görüşmenin içeriğinden bahsedin lütfen. Kızınıza nasıl bağırdığınızı, Yeter Hanım'la nasıl pazarlık yaptığınızı anlatın lütfen. Benim başımı yaktı resmen ya. Şerif Bey. Konuşmaz galiba. Konuşsana baba, niye konuşmuyorsun? Alo. Duydunuz mu? Esra Hanım. Efendim? Sesim geliyor mu? Evet, veriyorum, kusura cevaplayın. Kusura bakmayın, benim kulaklarım açık, ağız işitiyor. Git oraya sonra. Şey, kızıyla ve Yeter Hanım'la yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlatsın. Kızına neden bağırdığını... Gelsin böyle. Bir anda kulaklarına şey geldi. Duymazlığa geldi. Baba aynı zamanda Mustafa Kasap'tan, arkadaşından 5000-6000 TL aldığını... Ne için almışım ben, onu merak ettim. Sorabilir miyiz ona? Ne için aldığını aşikar Muhammed. Bakar mısınız? Buyurun. Bu olaydan bir ayı geçti şu anda. Evet. Benim kızın kaybolması şu anda bir ayı geçti. Sivaslı Cumhuriyet Başsavcılığına ben suç duyurusunda bulundum. Karalı Jandarma Komutanlığına suç duyurusunda bulundum. Şu anda benim kız çocuğum aranıyor. Burası benim, bak burası bu İstanbul'da, bu merkezde değil, şu anda aranıyor. Bir. İkincisi, ben şimdiye kadar Gül Yeter'i 1000 defa aradım. Kayıtlar telefonumda 1000 sefe aradım. Benim numarayı yönlendirmiş. Nereden yönlendirdiyse yönlendirmiş. Ses cevap gelmiyor. Artı ben bu İstanbul'a, Esra Hanım, ben buraya geldiğim gün, evet, ilk gün ben buraya yayına girdiğim gün, bir saat evvel Gül Yeter beni arıyor. Gül Yeter beni arıyor. Esra Hanım, burada görevli memur
Beni de ilgilenen memura ben telefonu koşup veriyorum. İşte benim kızımın sesi bu dedim. Bu sesi senin ben... kızının sesi o ama kızının bizim, telefonda anlattıkları farklı. Esra Hanım, Esra Hanım bana ne dedi? Hürriyetler benim başımı yakma dedi. Yakma dedi. Ben dedim sen niye... de benim başımı yakma diyorsun. Al kızını dedim şimdi, onu da bir saniye, bir saniye bak bir saniye. Bir saniye bak 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 bak. Bak bana telefon açıyorsun. Bak 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 bak. Bana, bana telefon açıyorsun. Ne dedin? Ne dedin? Dayı dedin. Şimdi kasap Mustafa telefon attığında. Mustafa Bey. Evet. Mustafa alo. Bey. Alo. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Muhammed'e 5000 6000 TL verdiniz mi? Kardeşinin o, karşılığında. Hayır, kardeş karşılığında değil. Ben onu borç olarak verdim. Evet. Ne zaman verdiniz? Ortalama 2 sene oluyor. 2 yıl önce. Evet. 2 yıl önce borç olarak verdiniz. Evet. Bir 5000 6000 TL gibi bir para ödendi. Ya ben onu kardeşi karşılığında değil, borç olarak verdim. Peki, o zaman diğer soruyu sorayım. Abi para karşılığında kız kardeşini size atıyor ve ilk istismarda bulunan kişi sizsiniz. Bu iddiada Yeter, Baba ve Ümmü Gülsüm bulunuyor. Evet. Sizin bu kızla para karşılığında beraber olduğunuzu söylüyorlar. Bir ilişkinizin olduğunu söylüyorlar. Ha? Hepsi yalan söylüyor şu anda. Niye sizin isminiz geçiyor? Niye ailedeki herkes sizi bu kadar iyi tanıyor? Çünkü bununla da biraz yengemden tarafa akrabalık var. Akrabalık var, evet. Evet, onun için. Yani akrabalıktan dolayı diyorlar ki Mustafa'ya biz nasıl çamur atalım? Ümmü Gülsüm üzerinden atalım. Evet. Peki Ümmü Gülsüm sizle Mesut'u nasıl kıyaslayabiliyor? Sizle ilgili birçok özelliği biliyor. Ne olduğunu söylemeyeceğim size. Ben size şunu anlatayım. Bizim bunların hepsi taşınmadan önce 150 metre aramızda mesafe vardı. Evet. Bu buradan kaynaklanıyor. Benim evimin olduğunu, arabamın olduğunu hepsini buradan biliyorlar. Ümmü Gülsüm'le bir birlikteliğiniz oldu mu? Hayır. Doğru. Ama Ümmü Gülsüm sizin adınızı koluna dövme olarak yazdırmış. Yani ben şimdi ne yapayım şimdi dövme olarak yaptırdıysa benim haberim bile yoktu onun o dövmeden. Ama Ümmü Gülsüm sizi hep arıyormuş. Bunu yenge de söyledi. Evet. Tamam arıyordu. Ben de onu kendisini tersleyip atıyordum. Tersleyip atıyordunuz. Hatta birkaç kere Muhammed'le evlendim dedi. Muhammed'le bu konuda kavga ettiniz mi? Ya Muhammed beni aramadı, rahatsız etmedi, şey yaptı. Ben aramıyorum dedim. Hatta kız arıyor dedim. Ona Temmet dedim, beni aramasın dedim. Kime dedin? Muhammed'le aynı bu şekilde konuştuğumuzda. Sen mi aradın Muhammed'i, Muhammed mi seni aradı? Muhammed beni aradı. He. Ama doğru ben söyle. De bunu bu şekilde söyleyince bu böyle oldu. Aynen. Ne doğru. Oldu ben anlamadım. Anlayan biri var mı? Şu yani Mustafa Bey, oldu. Mustafa Bey anlayacağınız dilden söylemek istiyorum. Bilin zaten bunları da çok iyi bildiğiniz için ifadelerinizi değiştiriyorsunuz ama bu ifadelerin hepsi birleştiği zaman kim mağdur, kim fail ortaya çıkacak? Şunu bilin. Beden ve ruh sağlığı bakımından korunmasız bir durumda olan bir çocuğu cinsel münasebette bulunmak nitelikli cinsel istismar olarak adlandırılır. Cezası da TCK'ya göre en az 16 yıldır. Yani bunu her türlü ispatlan, ben her şeye kabulüm. Bunu söyleyecek ve anlatacak olan zaten Ümmü Gülsüm'ün kendisi. Ya zaten kendisi benim evimin yakınında durduğu için... Bana zaten aşık olduğunu biliyor. Beni koluna dövme yaptırdığını da biliyor. Sizin dışınız da aşık, takıntılı mıydı size? Evet. Aşıktı. Evet, takıntılı olmasa koluna dövme yaptırmaz. Ben mi dedim zoruna dövme yaptır diye? Ne kadar süredir tanıyorsun Ümmü Gülsüm'ü? Kaç yıldır? Yani ortalama 2,5 yıl falan. 2,5 yıl. 2,5 yıldır Ümmü Gülsüm'ü tanıyorsun. Abisinin evinde evet. Mi yaşardı? Genelde orada görürdüm. Çünkü annesininle de benim mesafem 600 metre. Yani 14 yaşından beri. Abi matematik. 150. 14 yaşından beri bu kızı tanıyorsunuz. Abiye 150, evet. Anneye 600 metre. Ümmü Gülsüm ortada. Ümmü Gülsüm size takıntılı. Evet.
Ya bu şekilde bu olayla oluyor yani. Ortada 5 bin lira. Siz aynı zamanda söyleyeyim. Muhammed'le de çok yakın arkadaşsınız. Doğru. Evet. Ortada 5 bin lira para Esra Hanım. Esra Hanım. Buyurun. Ortada 5 milyar Muhammed'e verilen borç para. Geri dönüşü yok bu paranın. Mustafa Kasap Leyla alıyor. En önemli detay da şu. Parayı Muhammed 2 yıl önce alıyor. Muhammed Bey, sormak istiyorum. Bu gözle görülür mü ya? Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? Hayır, ben şu anda kardeşim para için sattım mı düşünüyorsunuz? Ya bütün aile değerlerini yok ediyorsunuz ya. Hayır, şu anda ben parayı sattım sanırım kardeşime. Vallahi buradan çıkınca bak, Peygamber Efendimizin ismini taşıyorsunuz. Hemen gidin o ismi değiştirin. Ya ne alakası? Direkt kumpası kurdunuz. Ya hayır, ne kumpası kardeşim? Abla, sen diyorsun ki... Siz diyorsunuz ki bunu gördün mü? 5 milyar para almak için. Kız mı satmak lazım? Ödediniz mi borcunuzu? Ödendi borcum. Daş çalışma. 3 milyar, 1 lira, 1 lira ödedik. Taksi taksi ödedim. Sorabilirsiniz de. Avukat Hanım. Esra Hanım. Ödediniz mi borcunuzu? Esra Hanım. Esra Hanım. Hangi parayla ödediniz? Esra Hanım. Esra Hanım. Daştan. Esra Hanım. Doğru, ev kirası ödeyemiyor. Doğru söylüyor. Ev kirasını ödeyemiyor. 1 lira borcu ödedim diyor. 5 aylık kira birikmiş. Buyurun Şerif Ahmet. Esra Hanım. Avukat Bey'ime söyleyeceğim. Konuları ona bizzat anlatacağım. Muhammed'in eşi. Muhammed'in eşine ben bir şey diyemem. Dünya Ararat kardeşim olsun. Bak yine diyorum. Dünya Ararat kardeşim olsun. Çivril'den Uşak merkezine geleli... Kardeş demeyin, kızınız oldu. O sizin, gelindir çünkü. Kızım bir saniye, Muhammed çapırdama. Buyurun. Ha, çapırdama dinle. Her pisliğin altından sen çıktın. Ha, beni konuşturtma. Bugün ben senin babanın 2010 yılını beni... Esra Hanım. Eşi için bunu söylediğimi söylüyorsun. Her gelene kapı açıyor benim karım diyen sensin milyonların. Tamam, Esra Hanım. Esra Hanım, dinler misiniz beni? Rica ediyorum. Beni sen şimdi mi? bu olaydan kurtulmak için Sevilay Erdem'i zor duruma düşürüyor. Bak, nasıl? Sevilay Erdem'i zor duruma düşürüyor. Gelininiz Serpil'i yani. Evet. Zor duruma düşürüyor karısını, bütün suçu karısının üzerine yıkıyor. Efendim? Neden bütün suçu karısının üzerine yıkıyor? Korkuttu. Geçenlerde ister inanmayın. Geçenlerde bir hafta evvel Uşak merkezine gidiyorum kız çocuğumdan ötürü. Aramaya bana 4 yolda 3 geçitte o hanımı denk geldi. Ben fark edemedim, baba ne diyorsun dedi. He, ben oğlumuna 8,5 senedir mahtap olan kişi değilim. Evet. Görüşmüyorum. Kaç defa eve geldi. Sevilay dedi, baba ne diyorsun dedi. Evet. He, o bir yabancı bayan veya benim evladım. Getirmiş. Baba ne diyorsun dedi. Ne dedin Sevilay? Evladım değil mi Şerif Ahmet Bey? Bir daha... Yapma. Uşak Adliyesi'nin önünde Mehmet Yazıcı var. Adliyeden emekli. Siz der misiniz? Benim kızın yaşını büyük durmaya oradan. Sen kendi bildiğini okuyorsun. Kolaydasın. Ben sizden kaçırdım kız çocuğumu. Açık açık konuşuyorum. Şerif Ahmet Bey. Aldım ellerinizden aldım. Ellerinizden. Babası teslim etti. Şu etti bu etti. Buraya geldi değil mi? Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Kime yazıklar olsun? Hepinize yazıklar olsun. 10 Mayıs'ta saat 8.30'da niye çocuğuma bu olaydan kurtulmak için. Ha. Şimdi niye gönderiyorsun? Bu konuda ihbarda bulunan şoför beyin de çok önemli bir mevzu. Lütfen yayına bağlanın. Babayla ilgili bu kızı arabaya kim bildirdiğini tanıklığını yapan sizsiniz. Detayları o anlatsın. Biz söylemeyelim. Her şeyi o anlatsın. Aynen. Şerif Bey, ne demiştin sen bize? Kızım evden kaçtı demiştin değil mi? Evet. Ne zaman kaçtı? Bir ayı geçti efendim. Hayır, nasıl kaçtığını söyle. Heh,
Güzel bak, burada ne güzel bana anlattınız şimdi efendim. Bak, güzel soru sor. Öğleden sonra. Öğleden sonra benim kız çocuğumun efendim telefonu yoktu. Evet. Telefonu yok. Şimdi telefonu yok. Telefonu olmayınca da benim kendi telefonuma, kendime ait telefonum var. Evet. Baba dedi bana telefonu ver bir dedi. Kızım sen dedim ben yeniden telefonu dedim. Bir istedi, bir daha istedi, bir daha istedi, bir daha istedi. Ben de kalbini kırmadım. Benden 20-25 metre uzaklaştı. Telefonla bir kişi aradı. Bir kişi aradı. Evet. Arzu 5-10 dakika konuştu. Tekrar yanıma geldi. O numarayı kapatmış. O numarayı kapatmış. Konuştuğu kişi arayın dedim. Numarayı kimle görüşmüş sildirmiş. O telefonda? Numarayı sildirmiş efendim. Numarayı telefonda bulamadım. Kimle görüşmüş? Bir saniye efendim. Ondan geleceğim. Evimde ben çay içerken kızıma sordum. Kızım dedim. Sen kiminle konuştun dedim. Bak doğru söyle dedim. Kimine konuştun dedim. Gül Yeter ne dedi. Gül Yeter'i tanıyor muydunuz? Efendim? Gül Yeter'i tanıyor muydunuz? Efendim Gül Yeter'i ben Uşak Şube Merkezi'nde gördüm. Çocuk Şube Merkezi'nde. İlk yayına çıktığı gün ben yanlış hatırlamıyorsam Gül Yeter diye birini tanımıyorum. Hiç yüz yüze gelmedik dediniz. Hayır efendim bak yüzü bak şimdi yalan bak. Yalan söylüyor. İlkin bak hiç tanımıyordum. Şerif Bey İkincide evlerine bak, efendim, gidip misafir bak, olmuşsunuz. Söylüyorum. Uşak Şube Merkezi'nde sabah bak. Sabah kaçta gitmişti onu bir söyleyin hızlıca bana. Efendim? Kızınız saat kaçta binmişti servise? Uşağım efendim. He? Benim yanından ayrılmasın efendim. Söyle abicim sabah kaçta servise binmişti? 7.15'te sabah değil 7.15'te. 7.15'te ilk servise biniyor ve gidiyor. Evet, evet. Ben de evdeyim. Ben tek başıma yaşayan kişiyim. Ben de evdeyim. Aradan zaman geçtiğinde benim kız çocuğum yok. Peki. Köy yerini arıyorum. 15 Mayıs tarihinden bahsediyor. Sabah 7.15'te kızının sabah kalktığında evde olmadığını iddia etti baba. Evet. O servisin şoförü Salih Bey. Telefon attığında. Salih Bey merhaba. Merhaba. Ümmü Gülsüm 15 Mayıs sabahı sizin servisinize binip köyden kaçmış. Babanın iddiası bu. Doğru mudur? Doğru değil. Çünkü biz gece akşam 8.30 veya 9.30 o saat hatırlamıyorum ama o saatlerde Uşak Sivaslı garajında evet. Babası bindirdi. Babası bindirdi. Kapattı işte. Parası yok dedi. Uşak'ta garajda dedi karşılayacak. Parasını oradan alırsınız dedi. Uşak'ta garajda kim karşılayacak Ümmü Gülsüm'ü? Kocası karşılayacak dedi. Kocası. Evet. İhale bana patlıyordu bakın. Şerif Bey. İhale evet, bana patlıyordu ama her şey belli oldu. Çumazladım Allah büyük. Şerif Bey. Evet, evet. Evet. Kocası karşılayacak dedi. Garajda bir bayan bir de erkek vardı. Kızınızı siz otobüse bindiriyorsunuz. Uşak merkezi kızı kocası karşılayacak dedi. Hayır efendim, hayır efendim. Evet. Niye yalan söylesin servisin şoförü? Hayır efendim, hayır. Hayır efendim. Salih Bey bir de siz hatırlatın. Hayır efendim. Kendisi bak Sivaslı garajında ön kapıdan bindirdi dedi özellikle. Bak ön kapıdan bindirdi. Hı hı. Kocası dedi orada parası yok dedi. Kocası karşılayacak dedi. Kocası Esra Hanım. Esra Hanım. Alo Esra Hanım bir saniye. Yeter. Benim böyle ne kocası karşılayacakmış parası yok diye o kimiz o görüşen kişi Allah huzurunda yemin etsin. Kocası kadın namusu şerefini yemin etsin. Siz Uşak merkezde Ümmü Gülsüm'ü kime teslim ettiniz? Ben orada bir bayan bir erkek vardı. Herhalde bu kocası dedi ben parayı getirdi o erkek olan parayı getirdi bana verdi 10 lira para verdi bak. Peki bu fotoğraftaki kişi mi ekranda Mesut? Değil değil ben o değişik o bıyıklı bir şeydi. Bakımsız bir şeydi o. Bıyıklı olan? Bıyıklı bakımsız bir. Yeter Hanım'a sorabilir miyiz? Karşılayan kimdi? Çünkü Yeter Hanım'ın yanında kız. Karşılamaya evet. Kim gitmiş? En iyi Yeter Hanım. Oğlumla ikimizdik. Ha. Siz gittiniz. Siz de ufacık. Evet. Bir de çocuk vardı yanlarında. Şerif Bey. Efendim. Evet. O gün servise siz bindiriyorsunuz. Yeter Hanım da karşılıyor. Buyurun. Hayır efendim. Hayır. Hayır efendim. Hayır efendim. Hiç şeye gerek yok. Esra Hanım. Hayır. Esra Hanım. Hayır. Hayır. Buyurun Yeter Hanım. Bak İlhan şunu da söyleyeceğim. Şunu da söyleyeceğim. Bir, şey bir saniye. Esra Hanım şunu da söyleyeceğim. Buyurun. Ben bir aydır arayan çocuğumu. Ben itibat telefona geçmeyen, itibata geçmeyen kişi. Ben buraya İstanbul'a geldiğim zaman, ben stüdyoya geldiğim zaman
Saat 2'de beni Nidi arıyor. Gül Yeter benim başımı yakma diyor. Benim başımı yakma diyor. Artı benim kız çocuğuma telefonu veriyor. Kızım sen neredesin dedim. Antalya'dayım dedi. Ben hemen o zaman uzak burada görevlen yanına koştum. Ha, Antalya'dayım dedi. Baba kıza ha? Size, baba kızını efendim? Size niye gönderdi? Hangi vasıfla? Siz kimsiniz? Ben mi? Ben Yeter Hanım'a soruyorum. Esra Hanım, şimdi ben dönürlükle ben öncül olarak gidiyorum ya aileye. Mesut Çan'ın ailesine öncül olarak gidiyorum ya. Evet. Mesut Çan'ın ailesine öncül olarak gittiğim için erkeği Şerif Ahmet Gündüz de kızı Yalan'la Pamukkale Üniversitesi'nde ameliyat olacağım diye götürüp Mustafa Kasaba kızına Mustafa planlıyor kafasında. Mesut da bunu yalan olduğunu öğrenince ameliyat olmadığını hayır, öğrenince hayır efendim. Mesut'u Esra Hanım, kabul etmiyor. Esra Hanım. Esra Hanım, beni dinlesin. Günün... Bak ancak kendi bildiğini yapar. Esra Hanım, Esra Hanım. Şerif Bey bekleyin lütfen. Şerif Ahmet Gündüz, Mesut'la Ümmü Gülsüm'ü barıştırmam için bana kızı gönderiyor. Mesut'la? Bindirdiği aracın plakası 9969. Söylemeyin plakayı da. Şerif Bey, Esra Hanım. İşte ben ispatlamaya çalışıyorum. Kızı kendi bindirdi. Esra Hanım. Kızınızı kendi ellerinizle gönderdiniz mi? Esra Hanım. Evet. Esra Hanım, siz, Esra Hanım. Buyurun cevaplayın. Ben baba olarak ağzıma yakışmıyor. Şu anda 82 milyon Türkiye izliyor bizi. Vallahi 82 milyonda Ümmü Gülsüm'ün neler yaşadığını aile üyeleri tarafından ha. Gördü. Yönetmenimden bir ricada bulunacağım. Şunu söyleyeceğim Esra Yenge, Hanım. Yenge, Esra... abi, baba ve Gül Yeter sadece ekranda olsun. Bir anons yapacağım çünkü. Tepkilerini çok merak ediyorum. Esra Hanım. Efendim Şerif Bey. Bak baba olarak benim baba olarak ağzıma yakışmıyor. Bu olay esnasında Gül siz kızınızı Gül ellerinizle Yeter Hanım'a gönderdiniz mi göndermediniz efendim? Mi? Efendim. Servis şoförü niçin sizinle ilgili yalan söylesin Şerif Bey? Hayır efendim ya göndermedim ya. Ben yollayıcı olsam ben altında vesaitim var, arabam var ya. Allah'ım. Benim kendi arabam var. Yok değil arabam var. Mesut size niye 200 TL'ye gönderdi? Bana Mesut 100 TL para göndermedi efendim. Yalan söylemesin. Bir hesap numarasından size 200 TL para gönderdin. İhtiyacınızın hayır. Olduğunu o zaman söyledim. Çıkartsın Mesut. Mesut o zaman çıkartsın. İspat etsin. Mesut soy ismi neyse oradan... Siz Mesut'la tanışıyor musunuz? Efendim? Mesut'la tanışıyor musunuz? Hayır efendim. Benim yaşım 52 daha ben Mesut'un ne olduğunu bilmedim. Bu olaylar esnasında gördüm. Gül Yeter bu Hanım'la bağlantınız esnasında. Var mı? Efendim? Gül Yeter Hanım'la bağınız var mı? Tanışıklığınız hayır efendim. Var mı? Hayır efendim. Hiç yok mu? Hayır efendim. Velayeti niye ısrarla almak istediniz? Velayetim son 10 yıldır hayatında olmayan, kurumda olan bir çocuğu niye aldınız ve ısrarla çocuk bir yaprak gibi oradan oraya savruldu? Efendim, madem ki bu kadar velayet efendim, için mücadele ediyordunuz, niye bu çocuk kurumdaydı, efendim, orada burada kaldı? Tamam efendim, bak diklerine katılıyorum efendim bak. Ben bu velayetini almak maaş için bu olaylardan dolayı, ben annesinden 8,5 senede ayrı yaşıyordum. Bu olayları duyunca kızıma ben muhafaza olacağım diye boşanma davasını açtım. Yapmayın Allah'ım. Siz açmadınız ya. Boşanma davasını. Hiç ses seda orayı yoktu. Da karıştırıyorsunuz. Eşiniz açtı size boşanma davasını. Aynen. Tamam gidin doğru. Bekleyin doğru. Şerif Ahmet eşim. Ümmü Gülsüm'le ilgili gelişmeyi aktarıyorum. Bu sabah Antalya Kumluca Jandarma ekipleri tarafından Ümmü Gülsüm alındı. Antalya çocuk evine teslim edildi. Uşak Asay Şube Müdürü de zaten yayını bu esnada da takip ediyorlardı. Ümmü Gülsüm şu anda devlet kurumunda en azından emin ellerde. Babanın ilk geldiğinde iddiası bendim. Abi. Bendim ben. Para karşılığı. Bendim. İki kişi biliyorduk, üç kişiye çıktı Bahtiyar'da olmak üzere. Çok. Çocukluk arkadaşı Kasap Mustafa, Bahtiyar isminde biri ve Mesut adındaki kişiye para karşılığında kızını sattığını iddia etmişti. Yenge ile beraber
Kız Mesut'un yanına geçtikten sonra Gül Yeter Hanım'ın babayla da ilgili farklı iddiaları vardı Ahmet Hocam. Muhammed, çok safça soru sormak istiyorum anlamak için. Anlayamadım da sizi. Kardeşinize dünürcü geliyorlar. Masum bir istekte bulunuyorlar. Sizin iddianıza göre de engelli raporunu zorla aldılar, para vererek aldılar iddianıza göre. Şimdi böyle bir sağlıklı kardeşinize saf bir niyetle dünürcü geliyorlarsa siz neden bunu sakladınız? Abi neden bundan gocunuyorsunuz? İsminiz neydi ya? Turan'dı. Turan abi. Biz kimseyi saklamadık. Özür oldu yani. 8 kişi evinize geliyor ama siz 8 kişi görebilecek kadar bir körlük mü var affedersiniz? Abi estağfurullah bak ben durumu izah ettim. Ben geç geldim dedim. Eşim durumu izah etti anlattı. Yo, eşinizin beyanını kabul ediyoruz da sizin beyanınız esas burada. Hocamın sorduğu soru şu. Hı. Evine 8 kişi görücü geliyor. Hı. Nasıl unutursun niye saklarsın değil mi hocam? Evet ben dünürcü geliyor yani. Affedersiniz satmıyorsunuz ortada satma gibi çok çirkin bir kelime de yok. Hiçbir şey yok. Sizi suçlamıyoruz da. Affedersiniz siz iyi bir abisiniz. İyi bir abisiniz. Kardeşinizin yuvasını yapmak istiyorsunuz. Hocam. Kardeşinizin yuvasının kurulması... Güzel imada bulunuyor. Kardeşinizin yuvasının kurulması noktasında insanlar dünürcü geliyorlar. Bunu göğsünüzü gere gere de anlatırsınız. Neden saklıyorsunuz? Satmışız ha ya efendim. Satmışız ya. 3 kişiye satmışız ya. İşte sattığınız için mi saklıyorsunuz? Hayır ben kimi satmışım bunu? Niye satmayacağım ben? Ya garde satılır mı ya affedersin? Garde satılır mı ya? Şöyle bir elini vicdanım koyun da garde satılır mı Allah aşkına? Kardeşi yalan şu denir mi? Kardeşim benim isteksizdir her şey yapar denir mi? Tamam, yalan bunu söyleme. Diyorsun. Karım bak, herkese kapıyı açar denir mi? Niye bak, etrafınızda en yakınınız olan kadınları namusundan vurmaya çalışıyorsunuz? Ama hep erkekler... Sıkıştığınız ama noktada şu... niye bunu yapıyorsunuz? Ama siz de yanlış anlamışsınız. Gelsin ekip arkadaşlarım düzelsinler. Buyurun kulu ağzınıza doğru buyurun. Tamam haklısın güzel konuştun. Yakın tutun mikrofonu kendinize. Ama hep de siz direkt ihaleye bana patlatmışsınız buraya gelince. Şimdi Muhammed Bey. Esra Hanım. İhaleden. Esra Hanım. Hayır ihaleden korkunuz ne? Niye bu ihale size kalacak? Ya ihale bak ben. Esra Hanım. Bir daha ihale demeyin lütfen. Kız kardeşiniz. Hayır Esra Hanım o kendi ağzıyla söylesin. Neden bu ihalenin ona yani zihinsel engelli kardeşin ihalesi sana kalacak diye niye bu kadar korkuyorsun? Abla ben kahvede garsonluk yapıyorum. Ben bunu buraya geldim bilmiyorum daha. Dün arkadaşımız canlıdan çıkmışsın sen dedi. Hemen baktım açtım babam ben Mustafa bilmem kim. Direkt buraya evet aradım ben. O anda aradıktan sonra direkt karakola etmiş kaççı oldum. Başka bir kadını mağdur ettiğiniz gerekçesiyle hakkınıza devam eden bir ceza soruşturması var mı? Başka kadın? Yok. Ceza yargılamanız var mı? Başka devam eden soruyorum ben size bilmiyorum. Sadece 2 milyar 400 para cezam var benim. Avukatınım. O da ayda 150 150. Söyleyin Şerif Bey. Duyuluyor. Avukatınım. Avukatınım. Buyurun, buyurun. Sesim geliyor mu avukatınım? Geliyor geliyor hadi. Şu anda avukatınım siz yalan söylüyor. Şu anda yargılanma cezası var bunun. Hadi yalan desin. Kaç hadi yıl? Kaç yıl? Kaç yıl? Ha. Kaç yani yıl mı? 10 senedir bir şey kaç yapamam. Kaç yıl mı? Açığa açığa söyleyeceğim. Bağırma. Yılanın başı sensin. 14 sene şu anda ağır cezan var. Allah ağır Allah cezan olsun var. Başım hanımı da elde değilsin. Hanımı da elde değilsin. Bak hanımı ben, hanımı. Vallahi bak, ben hanımı da elde değilsin. Şerif Bey o mağdur edilen hanımı da elde değilsin. Akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı var mı? Vallahi bunun deli bu ya. Ha. Abla da mağdur ettiğiniz, yargılandığınız dosyadan mağdur da akıl hastalığı var mı? Ya gel Merve şurada. Ömer tak şunu gir içeri. Avukat hanım. Buyurun. Avukat hanım sizi televizyondan göremiyorum. Şunu evet, söyleyeceğim ben sizlere. Bu ilanın başı bu Muhammed Gündüz'dür. Geçenlerde de bak 15 gün olmuyor efendim. Bak hanımı da doğru söylüyor. Herkes doğru söylüyor. 15 gün olmuyor. Uşak merkezinde Akarcı köyünden yeni muhtar Erdal denen kişinin arabasını çalmış. Ben. Ha, para için, para için. Para için çivrile, çivrile satmış. Allah aşkına şu ben de yakalandı. Oğlum, ben şu anda yakalandı. Ya. Allah aşkına ne işim var ya? Bunu muhtar dahil de biliyor. Bağlanabilirsiniz efendim. Bak bağlanabilirsiniz. Ha, çok bu para için bunu yapmadığı yerine ya, kaldı. Allah aşkına bak bir git ha, ya. Düş peşinden Allah'ın yalan düş. Ben yalancıyım tamam. Ben yatarım da emin ol. Ben yatarım. Doğru olsun. Akarca köyünden muhtarın Erdal muhtarın arabasını evinin altına alıp da efendime söyleyeyim kurtarıcını çivir olmasın. Oğlum Erdal değil lan Erdoğan gelecek abi. Erdoğan, Erdoğan. Muhammed Bey şimdi önce şöyle söyleyeyim. Yazıklar bu araba olsun sana.
rahatladın? Bir rahatladın, böyle bir gevşedin. Hayır ya, rahatlaması değil. Hayır, hayır, kız kardeşin konusunda böyle babana suçlama yapılmaya başladıktan sonra bir gevşemeye başladın. Bütün aileyle onun üstüne çıktı. He? Bütün aileyle onun üstüne çıktı. Hayır, sen 14 yaşından beri kardeşini para karşılığında 14... kasap Mustafa'ya, şu anda ifadesi alınıyor kardeşine uzmanlar ve pedagoglar eşliğinde. O yaşadığı her şeyi anlatacak, anlattıkları uzman ve pedagoglar alıyorlar. İfadesini, o ifadede anlattıkları ortaya çıkınca kimlerin suçlanacağını hep beraber göreceğiz. Buradan göreceğiz. Türkiye'de seyircilerimize söyleyeceğiz. Bir anda rahatlamaya başladın. Hayır. İbre babana dönmeye başladığında. Direkt parladı bana. Efendim? Direkt parla, ben ceza almıştım. Alırım ben ceza, sıkıntı yok. Ceza almışsın diyor. Hırsızlıkla ilgili yargılamam var. Sen kardeşini para karşılığında sattığın iddia edilmişti. Her şeyi reddettin şu koltuğa oturduğunda, ama yayının bitiminde hepsiyle ve herkesle bağlantın çıktı. Tamam, çıktı. Ben bir şey demedim. Esra Hanım. Esra Hanım, sesim geliyor mu? Ve evinize bence 3'ten fazla kişi de geldi. Esra Hanım. 3'ten fazla kişi Esra de geldi. Hanım. Hayır. Esra Hanım. Efendim. Sesim geliyor, dinler misiniz beni? Muhammed Gündüz'e bundan 10 gün evvel, bundan 10 gün evvel hanımını niçin dövdü? Hanımına sorabilirsin. Niçin dövdü Serpil? Bir saniye efendim. Esra Hanım, bir saniye. Para için hanımını dövmüş. Para için hanımını dövmüş. Ben uşakta aynen söylüyor. Baba beni dövdü. Beni dövdü. Neler yaptı dedi. Ben çivirle annemin yanına gittim dedi. Ardından tekrar geldi dedi. Gelmezsen öldürün dedi. Bak bak. Bir saniye. Yalan Serpil. Kızım öyle bir şey dedim ben sana. Ya, dedim mi? Hayır. Yalancısın tamam, hadi. Tamam gördüm çarşıda. Çocuklarımı sevdi. Gördüm çarşıda. Çocuklarımı sevdi. Ben söyledim baba ne yapıyorsun. Sen Mustafa niye saklanamıyorsun kardeşim? İnsan, insan eşini döver mi lan? İnsanı aynı... Yazıklar olsun ya sana. İnsan mı lan sen? Bana benim yuvamı da yıktın. Benim yuvamı da yıktın. Bu kadını da mahvettin. Her zaman yanındayım. Sonuna kadar yine yanındayım. Ümmü Gülsüm'ün para karşılığında aile üyeleri tarafından başka insanlara satılıyor olması ayrı. Bak dördünüz de karedesiniz. Ümmü Gülsüm'ün hayatında ismi geçen kişilerin hepsi sizsiniz. Abiden kurtuluyor, size geliyor. Kız gene aynı şeyleri yaşamaya devam ediyor. Ne istiyorsunuz siz bu çocuktan ya? Bırak yurtta kalsın, elleme ya. Kalsın yurtta bakamayacaksan. Niye bekliyorsun aldın? Sen alıyorsun yurtta. Esra hangi Hanım. Yurtta kalsın? Esra Hanım. Hangi yurtta kalsın? Esra Hanım. Yurtta açıklıyorum. İlk seni alkışlıyorsun. Esra Hanım. Kardeşini yurttan alan sensin. Esra Hanım. Ben temelle almadım ben. Temelle Esra almadım. Esra Hanım. Getiren, kabul eden sensin. Canlı yayında bunları reddeden herkesin gözünün içine baka baka. Babası verdi, ben almadım. Sensin. Babası verdi, bavur kağıt yazılı. Esra Hanım. Esra Hanım. Esra Hanım. Buyurun Şerif Bey. Sorar mısınız? Oğlum da demeyeceksin ki ne diyorum. Hanımını niçin dövdün diye. Allah rızası için. Şerif Bey. Şerif. Kim gönderdiniz? Efendim. Konuyu saptırıyor orada. Şerif Bey, kızınızı Yeter Hanım'ın evine niçin gönderdiniz? Hayır, hayır. Hayır, ben göndermedim. Şerif Bey, İftira yapma. Ben senin evine kızımı yollamış ol. Yeter Hanım, süre bitti. Yeter Hanım da hangi vasıfla 16 yaşındaki zihinsel engelli bir kızı alıp himayesi altına alıyor, koruyuculuk yapıyor, ben de bunu anlamıyorum. Hepsinin arasına dönen başka bir pazarlık var. Yarın görüşmek üzere sevgili seyirciler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.